İyi geceler sevgili seyirciler. Bir sebep sonuç programı ile yine karşınızdayız. Malumunuz geçen hafta Kutul Amare zaferi haftasıydı. Bugün de Kutul Amare zaferi ve yaşananları masaya yatıracağız. Peki kimlerle konuşacağız? Araştırmacı yazar Ahmet Yaşar Akkaya bizle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Şükür Allah'a. Siz nasılsınız? Biraz mesafe girdi araya, görüşemedik. İyi oldu. Yine aynı noktada buluştuk. Öyle mi oldu? Tarihçi yazar Mehmet Ali Taner bizle beraber. Hocam siz de daha çok oldu zaman aslında araya girdi. Evet, bayağı oldu. Herhalde 1,5 sene oldu değil mi? Oldu, evet. Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşmuştuk. Evet, konuşmuştuk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz inşallah. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Biraz önce yine söylediğim üzere geçen hafta Kutul Amare, daha doğrusu Zaferi haftasıydı. Bir kutlama yapıldı ama nedir, nasıl başladı, neler yaşandı o dönem? Evet. Bunları konuşalım istiyoruz. Aynı zamanda 29 Nisan 1916 hemen Çanakkale Zaferi'nin ertesi. Evet. O süreci de konuşalım istiyoruz. Bununla ilgili sevgili seyirciler, birazdan ekranın altında göreceğiniz üzere sosyal medya adreslerimizden, benim şahsi Instagram hesabımdan, sebep sonuç hashtag ile Twitter'dan ve yine sebep sonuç sayfasından Facebook'tan soru ve görüşlerinizi bize gönderebilirsiniz. Bir tanıtım var, onu izleyelim. Sonrasında buradayız. Sebep sonuç başlıyor. Sebep sonuçta Kutul Amare Zaferi ve İngiliz Derin Devleti oyunları dosyası açılıyor. Kutul Amare Zaferi neden önemlidir? Süleyman askerinin kahramanlıkları nasıl değerlendirilmeli? Irak cephesini İngilizler neden İstanbul'un işgali kadar önemli saydılar? 2. Abdülhamit'in dış politikasında Orta Doğu ne ifade ediyor? İngiliz ajanlarının Orta Doğu'yu bölme politikaları nasıldı? Teşkilat-ı Mahsusa'nın Orta Doğu'daki rolü neydi? Balfour Deklarasyonu bağlamında Orta Doğu meselesini nasıl görmeliyiz? İngiliz siyaseti 100 yıl önce Orta Doğu'nun haritasını çizdi. Şimdilerde senaryo aynı mı? Hepsi ve daha fazlası az sonra sebep sonuçta. Evet, Mehmet Hocam sizle başlayalım. Aslında soru çok basit. Kutul Amare, evet, zaferini kutluyoruz ama bir dönem çok fazla hatırlanmadı ya da çok fazla bilinmiyordu. Son dönemde aslında çok ön plana çıktı. Evet. Tarihi süreci de çok fazla konuşmaya başladık. Evet. Öncelikle nedir? Kutul Amare zaferi nedir? Evet. Hangi bölgede yapıldı? Evet. Nasıl başladı? Onu bir dinleyelim sizden. Evet. Sonra günümüze kadar da getirelim o Tabii. süreci. Kutul Amare önemli. Osmanlı Devleti'nin işte 1914-15-16 sürecinde ki artık yıkılma diyelim, dilimiz var gelmiyor da sarsılma, zayıflama, geri çekilme sürecinde yaşadığı önemli bir dik duruştur. Ben biraz öyle felsefi olarak konuşayım. Önemli bir dik duruştur. Gerilemenin ve yıkılmanın emperyalist güçlere, İngiltere'ye karşı durdurulduğu ve tokat atıldığı bir çıkıştır. Halil Paşa komutasında harekat gerçekleşmiştir. Diğer cephelerde epey sıkıntılı ve geri çekilmeler yaşanırken, bozgunlar yaşanırken, Irak cephesinde, Basra bölgesinde İngiltere'nin bu mağlubiyeti alması İngiltere'yi çeşitli düşüncelere sevk etmiştir. Tarih o 1916'da Irak gerçekleşen bölgesi. Haritamızda var, o haritayı da alabiliriz. Yönetmenim hazırsa iki tane harita var. Bölgesine yakın bir yerde Kutul Amare. Evet, bunun üzerine de konuşabilirsiniz. Tabii hocam. Ki aynen görünüyor zaten Bağdat'la Basra Körfezi arasında kalan bir bölge. Stratejik bir bölge. Basra Körfezi'nden harekat başlandığı zaman askeri bir jeopolitik bir bakışla bakalım. Harekata geçildiği zaman Osmanlı sahalarına Basra'dan giriş kapısıdır. Osmanlı Devleti'ni kuşatmada önemli bir yerdir. Osmanlı güçlerinin de epey bölgeye yayıldığını düşünürsek, kuvvetlerini yaydığını düşünürsek bir zaaf söz konusu. Kuzeyi hemen Musul Kerkük. Tabii çok ki yakın. Yani çok önemli. Bu zaten daha sonraki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelelerinde onun da satıklarını, hatlarını oluşturduğu bir bölge haline geldi. Bu bölgeden harekata geçen emperyalist İngiliz kuvvetlerinin yenilgi aldığını görüyoruz.
ve Osmanlı Devleti için ve İslam, Türk İslam alemi için de bir uyanış oldu. İngiltere'nin mağlup olması, bu mücadelenin Osmanlı Devleti içerisinde iradesinin olduğunu, bu mücadele iradesinin Osmanlı Devlet teşkilatlarında var olduğunu, Osmanlı askeri kabiliyetinin hala var olduğunu İngiltere gördü ve bunun akabini gördük zaten. Çanakkale zaferi, onun da arkasından çeşitli bizim için olumsuz anlaşmalar devreye sokulsa da Sakarya muharebeleri, Dumlupınar muharebeleri Kutlu'l-Amare ruhunun bir sonucudur. Kutlu'l-Amare'de Osmanlı Devlet askeri teşkilatı bunu İngiltere'ye gösterdi. O diğer bu bakımdan çok önemlidir. Yönetmenin bu bakımdan çok önemlidir. Kutlu'l-Amare dediğim gibi Halil Paşa komutasında gerçekleşmiştir. Kurtuluş Savaşı'na kadar gelen sürecin de çok önemli bir ışığıdır, kıvılcımıdır diye. Burada şey de var, güzergah da bitireyim. Hazırlanmış. Evet, evet, burada da olay görülüyor. İlk etapta bunu söyleyebiliriz, Kutlu'l-Amare'nin stratejik manası ve mahiyeti bakımından. Hocam daha detaylara girecektir. Evet, detaylar için. Biraz Irak'tan mı bahsedeceğiz hocam? Tabii ayrıntılar var. Öncesine mi biraz değinelim? Yani Birinci Dünya Savaşı dönemindeki bütün cepheler çok stratejik. Yani bir kere Almanya'nın yanında savaşa girmemizle birlikte bütün cepheler bizim mecburen savunmak zorunda kaldığımız, bazıları da Kafkas gibi, Kanal gibi açmak zorunda kaldığımız cepheler oldular. Burada tabii Irak cephesini şöyle bir hani dinleyenler en azından hani Kutlu'l-Amare'ye gelmeden önceki süreci şöyle iyi analiz edebilirlerse bence Kutlu'l-Amare'nin hocamın söylediği gibi değerini bir kat daha anlamış olurlar. Irak cephesini İngilizlerle yapıyoruz böyle. Biz açmıyoruz. Yani biz savunduğumuz cephelerden bir tanesi. İki tane zaten açtığımız, Almanların desteğiyle açtığımız cephe var. Biri Kafkas, biri Kanal cephesi. Irak cephesini savunuyoruz. Çünkü İngilizler, hocam bu cephede İngilizlerin ne işi var diyeceksiniz. Hemen oraya bir bakalım. 1910 yılında Abdülhamit'in tahttan inmesinden sadece bir sene sonra, 31 Mart Vakası'ndan bir sene sonra Hazine-i Hass-ı Humayun'a devrettiği Musul toprakları maalesef has arazi olan Musul toprakları Hazine-i Hass'a devredilmiş ve burada bir ihale açılmış. İhaleyi de Standard Oil, daha önceki programlarda konuşmuştuk, BP, British Petrol ve Shell almış. Ve 1910'dan beri zaten Musul ve coğrafyası tamamen İngiliz şirketlerinin ve kontrolünde olan bir coğrafya. 1914 yılında savaş başlayınca 3 gerekçeyle Irak cephesi açılıyor. Birinci ve temel gerekçe Musul, Kerkük, Süleymaniye, Abadan, yani İran'daki Abadan petrollerini bırakmamak. Petrol çok önemli bir ham madde. İkincisi Çanakkale'den Rusya'ya destek vermek. Şimdi bu cephe 1914'te başlıyor ama 1917'ye kadar hemen hemen devam eden bir cephe. Yani biz Kutlu'l-Amare'den sonra cepheyi tamamen koruyamıyoruz. Bir 4 yıl sürmüş. İkinci gerekçe de Rusya'ya güneyden yardım gönderme. Hani Çanakkale'nin dışında bir alternatif. Ve üçüncüsü de enteresandır. İran kimin sömürgesidir? İran kimin kontrol ettiği coğrafyadır? İngiltere'nin. Hindistan kimin sömürgesi? O da İngiltere'nin. Dolayısıyla İran üzerinden, yani Irak üzerinden Hindistan sömürgesini de kontrol etmek isteyen bir devlet görüyoruz burada. Üç aşamalı bir süreç. 1914'ün sonlarından itibaren 1915 yılında bölgeye İngiltere'ye karşı savaşmak için Irak ve Bağdat bölgesinin kontrolü Cavit Bey'i ilk oraya gönderiyoruz 1915 yılında. Cavit Bey'den sonra bölgeyi Enver Paşa savaş stratejisini iyi bilen birisi. Tartışırsınız, hataları olmuştur her insan gibi ama Harbiye Nazırı olarak Trablusgarp Savaşı'nda Süleyman Askeri'yi ile birlikte savaşırlar. Mesela Trablusgarp Savaşı'nda Enver Paşa Bingazi'de savaşır. Süleyman Askeri kimdir? Teşkilat-ı Mahzun'un başındaki adamdır. O yüzden Cavit Bey bu bölgeyi çok iyi, aşiretleri çok iyi bilmediği için Süleyman Askeri başına konmuş oradaki kuvvetlerin başına. 1915 yılında Süleyman Askeri Irak
ve havalisinin komutan olarak öne çıkmış bir teşkilatı mahsusunun önemli bir ismi. Gerilla veya burkaç taktiği nasıl yapılır gayri nizam, bunu çok iyi bilir. Ve oradaki aşiretleri çok iyi örgütlemeyi de bilirler bunlar. Mustafa Kemal bu örgütlemeyi çok iyi bilir. Enver Paşa bu örgütlemeyi çok teşkilatçı. İyi bilir. Teşkilatçı. Teşkilatçıdır bunlar. Komutanlar bunlar tabii. Süleyman Askeri, Kuşubaşı, Eşref. Bunlar bu ilk denemeyi de Trablusgarp'ta yapar hocam 1911 evet, yılında. Evet tabii tabii. Burada yaparlar. Dernede. O denem. O yüzden Cavit Bey buradan gelmediği için teşkilat-ı mahsusanın adamı Süleyman Askeri konulur 1915 yılında Irak bölgesinin başına. İlerleyen dönemlerde onların detayını anlatacağız. Sonra Süleyman Askeri'nden sonra bunun başına Sakalı Nurettin diye Milli Mücadele dönemi çok ünlü isimlerinden bir tanesidir. Belki burada çok hani Kütülhamare'de okullarda çok anlatılmadığı için Sakalı Nurettin'i biz bilmeyiz ama Sakalı Nurettin'i merak özellikle edenler için fotoğrafı var. Yönetmenim alabiliriz. Sakalı Nurettin'i kitap yazarsınız bu mevzuda. Çok önemli bir komutan. Sonra Alman Goldspaşa gelir. Fakat o da tifüs hastalığı esnasında çadırına sıçramış. Zaten bölgedeki temel sorun bulaşıcı hastalıklar. O öldükten sonra demin bahsettiğimiz Kütülhamare kahramanı dediğimiz Milliva Halil Paşa gelir ve Halil Paşa'nın buraya getirmesiyle hayır, zafer kazanılmış. Diğer Sakalı Nurettin. Sakalı Nurettin Paşa merkez ordusu komutanı olacak ileride. Çok önemli bir isim. Biraz bahsederiz. Lord Balfour. Bu Balfour. Bu yanlış fotoğraf olmuş. Dediğimiz gibi bir daha yani dinleyenler için, yeni açanlar için söyleyelim. Irak cephesi 1915'den itibaren özellikle bölgedeki süreç başlarken Cavit Bey, Süleyman Askeri, hemen arkasından Sakalı Nurettin şu anda ekranlarda görünüyor. Uzun zaman o yönetmiş ve Goldspaşa'nın atanmasına çok içerlemiş. Enver Paşa'ya biraz da sistemvari bir mektup göndermiştir. Biraz sonra bahsedeceğiz ondan. Goldspaşa'dan sonra da en son bu cephenin kahramanı Halil Kutpaşa buraya atandı. Yani teknik olarak şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar olsun. Şey yapalım hocam, aslında Kütülhamare'ye gelmeden önce biraz giriş yaptınız oraya ama hani Osmanlı'da ve dünyada o sürece gelmeden önce yaşananları aslında bir işleyelim istiyorum. Çünkü yani Abdülhamit dönemi, tahta çıkması zaten çok farklı olaylarla oluştu. O süreçte neler, yani buraya giderken ki o yolda neler yaşandı, biraz onları aslında girelim. Daha iyi olur. Tabii yani tabii, daha geniş. Daha iyi anlama anlamında. Anlamlandırmak için. Ya bir kere Orta Doğu. Nereden başlatalım? Orta Doğu'dan direkt başlamak. Tamam. Yok, hayır, süreç olarak yine Abdülhamit Han'dan sonrası mı? Abdülhamit Han'dan. Yani tamam. Çok daha önceden de başlatabiliriz. Yani biz tarihsel olarak 1800'den mi başlatalım? İşte Mora isyanları, Sırp isyanları 1808. Kısaca oradan yapalım. Yani kısaca girelim hocam, oraya. Çünkü değil mi yani 1808'ler? Estağfurullah, yok. Eğer o şekilde devam yani edersek. Tabii bu birbirine bağlı olaylar. Osmanlı Devleti, Büyük Osmanlı Devleti bir bölgeye hakim bir devlet. Bununla ilişkili olan, bununla problemli olan çeşitli güçlerin tabii ki bu geniş yaygın olan coğrafyasında ne derler ona diyelim ki bitirme işte, çabası Osmanlı. Bitirme çabası, çeşitli kanallardan girme çabası. Coğrafya büyük olunca ne oluyor? Çok geniş bir coğrafyaya onu yayılıyor. Onu en çok Abdülhamit Han döneminde görüyoruz ama değil mi? Artık Abdülhamit dönemi, Han dönemi derken 33 sene aslında tahta kalıyor ama kalıyor. En çok o mücadeleyi o dönemde Han dönemi artık tabiri caizse devlet sarılmış. Yani Abdülhamit Han'ın gerçekten çok nevi şahsına münasır bir takım İstihbarat girişimleri. Hocam değil mi? Kontrol ettiği için baştan Abdülhamit. Yıldız istihbarat. O yüzden yeni, girmeyi deniyorlar. Yani yeni bir takım oluşumlar ortaya koyuyor Sultan Abdülhamit. Bu sebepten dolayı bir milat gibi algılanabilir. Ama çıkması da tahta çıkması da. Tahta çıkması da öyle de işte biraz stratejik baktığımız zaman Sultan Abdülhamit Han başa geldiği zaman yapılacak çok bir şey yok. Baktığınız zaman. Çünkü neden? Sultan Abdülhamit Han bir takım şeyler yapıyor. Gerçekten bu çok önemli. Enver Paşalara, Mustafa Kemal Atatürk'lere kadar gelen süreçteki teşkilatların oluşması, eğitilmesi açısından Sultan Abdülhamit Han'ın girişimleri çok önemli. İstihbarat teşkilatlarından tutun, kadroların yetişmesi. Hafiye teşkilatı. Yani aşağıdan yukarıya komutanların yetişmesi, milli komutanların. Bu meseleleri milli iradeyle bakan
komutanların yetişmesi peki, çok önemli. Peki o süreçte bu tarz bir yani Yıldız İstihbarat aslında söylemeye evet. çalışıyoruz. O i̇şte onlar olurdu. Ben genel olarak söylüyorum. Peki Abdülhamit Han'dan önce bu tarz istihbarat var ama bunlar zayıf ve bu kadar güçlü değil. Zayıf hem güçlü değil hem de Osmanlı Devleti'nin sosyolojik toplum dizaynı ve devlet dizaynı açısından zaaflara düştüğü bir dönem. Hmm. Nedir bu? Tabii ki bunlar bazı kaynaklarda elle tutulur bir durumda değil. Onu bilemiyoruz devletin gizli arşivlerinde ya da uygulamalarında bazı şeyler yetkililer tarafından da görülmeyebilir. Ama biz bugünkü 21. yüzyılda yaşadığımız bize tehlike arz eden olayların, gelişimlerin sosyolojik açıdan, toplum dizaynları açısından ve devletin hemen bir paralelinde oluşan çeşitli yapılanmaları gördükten sonra Osmanlı'yı daha doğru yorumluyoruz. Nedir o? 1800 yıllarında bölgeyi Hindistan'dan Basra'ya kadar, Libya bölgelerine kadar elinde tutan ve sonradan da İtilaf devletleri diye ifade ettiğimiz bu grupların hırslarına, menfaat stratejilerine baktığımız zaman Osmanlı Devleti'ni sadece askeri olarak kuşatabilmeyi düşünmüyorlar. Bu zaten zor bir şey. Türklerin askeri teşkilatlanmaları her daim tarih boyu iyidir. Çünkü savaşmayı da biliyorlar. Askeri bir toplumdur. Hı hı. Hele Orta Asya'dan, Horasan'dan göç etme süreçlerinde askeri teşkilatlanmaları çok kolaydır Türklerin. Yaşam biçimi gereği bu kolaydır. Sonradan yerleşik kültüre geçiliyor. Hızlı geçelim orayı. İşte Selçuklu, Osmanlı vesaire derken artık halk devamlı bir askeri yapıyla değil de artık yerleşik, çiftçi, hayvancı, işte zanaat, ahi falan yaşam biçiminde yaşarken ayrıyetten askeri yapılanmalarda oluşuyor. Ayrım başlıyor yerleşik yaşamın gereği olarak. Şimdi baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin içerisinde saldırılara karşı koyacak yapı var, askeri yapı. Ve bu İngiltere diyelim, isim verelim, İngiltere güçleri Osmanlı Devleti ile ilk etapta askeri yönden karşılaşmak istemiyor. Onlar bu işleri çok iyi bilirler. Sömürme ve sömürgecilik kültürünü bilirler. Bu biraz da bununla alakalıdır. Osmanlı Devleti'nin ilk önce devlet teşkilatı zaafa uğratılmalı. Osmanlı Devleti ve toplumu dini bir toplum olduğu için, tamam devlet çok da dini, İslamcı bir yapıda değil aslında. Toplum, Müslüman toplum olduğu için, muhafazakar bir yapı olduğu için ve İslami gelenekten geldiği için böyle bir görüntü vermekte. En azından toplum bu yönde yönetilmekte. Şey, devlet, İslam bir görüntüsü vermekte derken... Görüntüsü vermekte, tam da İslami kurallara göre değil yani, ihtiyaçlara göre... Çeşitli kanunların 1800'lü yıllardan bahsediyorum. Ama halife var. Halife var, ayrı konu. Batılılaşma. Yavuz Sultan Selim'den beri var halife. Yani ben şey açısından söyledim. İslami şeriat kurallarının yanında çeşitli ihtiyaca göre işte batılılaşma hareketleri 3. Selim'le başlamıyor mu? Devletin sorunlarını nasıl çözeceğiz diye batıdan... yardım. Ya o anlamda. Yoksa hani İslami şekilde yönetilmiyor gibi bir algı oluşması yanlış. Tam bizim bugün toplumunda belirlediği gibi işte İslamcı bir devletti. İslami kurallarla yönetiliyor. Hayır. Böyle bir şey yok. Toplum Müslüman ve İslami kültürden gelenekten geldiği için böyle bir imaj veriyor. İhtiyaç gerekçelerine göre yani şöyle söylüyorum. İslam'ın o devlet yönetme ve toplum yönetme ölçütlerinden çoktan kopulmuş zaten. Sadece Osmanlı değil, Orta Doğu'daki toplumların ve devletlerin bu bir zaaflı sürecidir. Bu ayrı bir konu. 1800 yılına geldiğimiz zaman dış güçler, İngiltere, Osmanlı'nın ordusuyla karşılaşmak istemiyor. Mehmet Ali Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa problemlerinden dolayı Osmanlı Devleti'nin İngiltere'den yardım beklemesiyle süreç başlıyor. Bu süreç başlarken İngiltere çeşitli yönlerden Osmanlı toplumuna ve devlet teşkilatlarına sızmaya başlıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu Yeniçeri ocakları kapatılırken ortaya çıkan yeni İslami oluşumların devletin yanında, devletin paralelinde, devlette Bektaşi tekkeleri, Bektaşi dergahları esas önde ve devletin de çok önem verdiği bir
anlayış bu. Toplumun ve devletin kurucusu olan bir unsur. Çok nevi şahsına münasır ve çok kıymetli. Fakat bir bakıyorsunuz bu yaftalanmaya başlıyor bu süreç. Yani birdenbire. Acaba şöyle düşünüyorum. O dönemde provokasyonlara açık hale getirildi de devletin gerekçeleriyle kendi bekası ve kendi birliğini koruması açısından bir gerekçe göstermesi için zemin mi hazırlandı acaba? İkinci Mahmut'a dayatma yapılıp da Yeniçeri Ocakları'nı kapatalım. Bunlar isyan ediyor. Bunlar ülkenin düzenini sarsıyor. Ve ikinci Mahmut, Sultan Mahmut Han Yeniçeri isyanlarının akabinde ocağı kapatmak zorunda kalıyor. Ocak kapandığı yıl akabinde Bektaşi dergahları Nakşi şeyhlere devrediliyor. Hemen bunun akabinde şöyle ben arşivlerde gördüm. Bayrak sözcüğünün yasaklandığını gördüm. Bektaşilere ve Türkmenlere ait bir kavram olduğu için, devletin birliği ve bekasıyla iç içe olan bir kavram olduğu için bunun sökülüp atılması gerektiği düşünülmüş. Bunu kim yapabilir? Bu ülkenin evlatları böyle bir şey yapabilir mi? Şuursuz ve iradesiz devlet erkanı ve vatandaşı olsa dahi gönülden bunu istemez. Hata yapmış olarak bunu yapabilir. Ha demek ki bir dış dizayn içeriye nüfuz etmiş. Türklük olan damarı, Türkmen olan damarı devletten söküp atmadan bu harekatlara başlanamayacağı kararı verilmiş. Sonradan bir sürü ordu yapılanmaları, Nizam-ı Cedid, Asakir-i Mansure-i Muhammediye falan, çift başlı ordu, bunlar ne kadar zaaflı değil mi? Bir devletin yönetilmesinde çift başlılık mümkün mü? Olmaz. Ama yaşanmış bunlar. Ve meşrutiyette de aynı. Tabii ki yani, aynı süreçler bu sefer yönetim biçimi dizaynları döneminde de baş gösteriyor. Tabii ki onlar batılılaşma, batının yeni gelişmişliğini örnek alma, meclise dayalı yönetimleri artırma, tek mutlak yönetimi, padişahlığın yetkilerini sınırlandırma gibi görünen, hoş görünen, bugünkü de demokrasiye uygun gibi görünen faaliyetlerin aslında dış güçlerin Osmanlı devlet teşkilatlarında ve Osmanlı toplumunda kendine yer açma faaliyetleri olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bugün de demokrasiyi bize tavsiye ederken bunu ön koşul koymuyorlar mı? Demokrasi, demokrasi. Bir bakıyorsunuz benim daha iyi, daha çağdaş bir hür iradeyle yönetimini oluşturan bir toplum olmamı istediğinden değil. Benim şey çok gibi, demokratik olmamı şey istediğinden onu, değil. Diretiyor ama İngiltere nasıl yönetiliyor bir ona bakmak lazım. İşte tabii ki yani. Kraliçeyi bir konuşmak lazım. Ha, kraliçeyi de konuşmak lazım tabii ama yani bizi düşündüklerinden değil. Kendilerine saha açmak kendi için. Kendi haricinde herkese bir demokrasi mutlak. Kendi yönetimlerinden evet, bahsettim. Padişahın mutlak yönetimini zaafa düşürmeye çalışıyor. İlk bakışta hoş geliyor insana. İşte cumhuriyet denemeleri, işte meşrutiyet, meclis yönetimi denemeleri gibi geliyor. Ama bunu hür iradenizle ve kendi şuurlu, bilinçli, milli iradenizle yaparsanız güzel bu. Doğru. Kesinlikle şuura yönetimi esastır. Mutlakiyetten daha önemlidir, faydalıdır. Ama bunu dış güç size dayatıp da alkışlıyorsa bunu, burada bir problem var. Ve aynen süreç böyle gelişiyor. İşte Sultan Abdülhamit Han'a kadar gelen süreçte devlet zaten kuşatılmış. Nereden anlıyoruz? Sultan Abdülhamit Han kendi plan ve projesiyle, kendi kadrolarıyla, kendi iradesiyle iktidara gelmiyor. Kudretli dediğimiz ve bir takım millilik adına, Osmanlı Devleti'nin bekası adına çok önemli hamleler yapan Ulu Sultan diye bizim de kabul ettiğimiz şey, bu padişah kendi iradesiyle gelmiyor, isteniyor kendi da, iradesiyle gitmiyor. Hayır, evet. Onun işte gelmesi bitti. Olay budur. İsteniyor evet. Çünkü bu şekilde de düşünülmüyor değil mi? Tabii ki, beklemiyorlar. Öyle bir şey beklemiyorlar Sultan Abdülhamit Han'da. Güzeldi hocam. Yani, kendi biz buradan tespit ediyoruz. Kendi iradesiyle o gitmiyor. Halde o zaman Sultan Abdülhamit Han'a çok yüklenmeye gerek var mı? Bu kadar yapabildiklerine teşekkür edeceğiz. 33 sene. Bu kadar yapabildiklerine teşekkür edeceğiz. Fazla yüklenmeye gerek yok. Neden? Devlet kuşatılmış. Hem toplumun İslami yönü dizayn ediliyor. Devlet eliyle, devlet otoritesiyle, devlet teşkilatları ve devletin İslami yapılanması da başka bir yöne evriliyor, dönüştürülüyor. Bunu görüyoruz. İşte aslında bugünlere kadar gelen süreçte bizim muhafazakar İslam dinine mensup insanlarız. O kültürle yoğrulmuşuz.
Bunu inkar edemeyiz. Abdülhamit Han dedik ya 33 senelik bir saltanatı var. Konu nereye gitti? Ama gerekiyor. İşte bu bunu söylemeden bu, Sultan Abdülhamit'i yani 1870'leri 1890'ları anlayamayız. O süreç, sanki gösterildi de işte Osmanlı böyle oldu. Senelik süreç o zaman Abdülhamit Han gibi birisi olmasaydı daha önceden daha önce yıkım durumuna gelirdi. Peki o süreç nasıl şekillenirdi o zaman? Tabii bunu bilemeyiz ama. Bilemeyiz ama şöyle söyleyelim. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk o dönem rütbesi nedir? Yüzbaşı zannediyor. Yüzbaşı falan gibi. Yani o dönemki o süreç nasıl olurdu? Şimdi Sultan Abdülhamit Han tabii başa geçerken dediğim tabii sadece gibi, Mustafa Kemal Atatürk değil bir sürü o dönemde beklentilerin ötesinde çok farklı bir yönetim ortaya koyuyor. Sultan Abdülhamit sessiz, biraz ağırbaşlı, çok öyle aktif görünmeyen bir mizacı var. Biraz da bu sessizliğinin, bu yavaş görüntüsünün altında bunları yapabiliyor. Onun için fark edemiyorlar bunu. Takdir ilahi. Ticaretle uğraşıyor. Takdir ilahi. Kendi rengini çok belli eden bir kişiliğe sahip olsa. Şehzadeli dönemde öyle. Evet. Tabii yani kendi kişiliğini çok belli eden bir yapıya sahip olsa, ki bu mizaç meselesidir. Bazı mizaçlar böyledir yani. Açıktır, dışa dönüktür. Sultan Abdülhamid Han biraz kapalı bir insan. İşte takdir ilahi. Bu kapalı insan İçinden neler? Osmanlı Devleti'nin bekası adına çok önemli hamleler, çok önemli oluşumlar ortaya koyuyor, gerçekleştiriyor. Dış güçlerin buradaki uzantıları da bankerlerden tutun, çeşitli masonik yapılanmalar, dış ticari unsurlar, buradaki yandaşlar bunu fark ediyorlar. İşte fark ettikleri zaman harekete geçiyorlar. Ama şey de var, İşte Kızıl Sultan denmesinin sebebi bu. Evet, görüşmeye oluyor, de, Kızıl Sultan oluyor. Yavaş Sultan geliyorlar. Oluyor Kızıl Sultan. Ama o çizgiyi de hiç bozmuyor. Mesela Rothschild bile görüşmesi. Evet. Tabii ki onlar da o Avrupa'da o dönemde para ve kapital dünyaya hakim büyük olan şahsiyetler. Görüşmek zorundasın. Tabii de öyle. Mesela siz dünyanın global endüstri kurumlarıyla görüşmek zorundasınız. Tabii tabii. Yani. Hayır, Sultan Abdülhamit de destekler almıştır. O da Sultan Abdülhamit Han da stratejisini ona göre, taktiğini ona göre yürütmüştür. Öyle sırf karşı koymak değil ama kırılma noktalarında dik durmuştur. Bir padişah gibi davranmıştır. Padişah demokratik olabilir mi? Bugün çok yanlış yorumlar yapılıyor. Çok saçma sapan bazı çevrelerden saçma sapan Abdülhamit Han hakkında yorumlar yapılıyor. Abdülhamit Han demokratik olamaz ki. Bu padişahlığın tabiatına aykırı. Padişah, padişah gibi olur. Fatih Sultan Mehmet gibi olur. İşte Kanuni Sultan Süleyman gibi olur. Yıldırım Beyazıt gibi olur. İşte meşruti düzen olduğu için. O günün seçim modası bu. İşte Şah İsmail de bir hükümdardı. Nadir Şah da bir hükümdardı. Osmanlı padişahları da öyle. Babür Han da öyle. Babür İmparatorluğu. O şekilde olmasına rağmen yine krallar demokratik. Da öyleydi. Ama yine demokratik. Demokratik derken yani ben bugünkü Sultan Abdülhamit Han'ın çok yaftalan, katı değil, esnek aslında. Yaftalan. Meşrut düzen var ya. Meclis var. Tabii bunları lav ediyor. Meclisi lav ediyor. Niye? Meclisin karşı tarafın ihtiyaçlarına yol açan bir oluşum olduğunu görüyor. Şimdi buna bu adam demokrasiye aykırıydı. İstibdadı getirdi. Demek saçma. Beka mı yoksa demokrasi mi? Beka. Bugün de öyle. Bağırıyoruz falan. Ya beka daha önemli. Var olmak, varoluşunu sağlayabilmek daha önemli. Sonradan kendi iç yönetimini en şahane şekilde, en şuuracı, meclis, çoğulcu yönetime getirmek bizim demokrasi yani o günkü şartlarda demokrasiden bahsetmek ne kadar saçma değil mi? Ya bir de şu var. Yani demokrasi, ben hep onu söylüyorum. Yani demokrasi bir kültür işi. Hani kesinlikle. Yayından önce eğitimli biraz toplumların muhabbet etmiştik aslında. Demokrasi bizde şöyle bir sıkıntı var. Biz yenilikleri talep hani yani vatandaş olarak ya da bireysel olarak talep etmiyoruz. Bize sunuluyor. Bu tanzimat fermanı alın, siz buna bir bakın falan. Bu ıslahat fermanı bir görün. Bu kanun esas sizin için bir anayasa var, alın. Yani talep etmiyorsunuz. Mesela 1215 Magna Carta adam
kralla savaşıyor. Bravo. Baronlar savaşı yapıyor. Almış yani değil almış, mi? Almış, hakkı almış. Bizde alınan bir şey yok. Biz almıyoruz. Sunuluyor. Mesela Atatürk döneminde de aslında böyle bir sıkıntılarımız var. Atatürk dönemi, Atatürk çok denedi. Çok denedi çok partiler hayata geçmek için. Bir denedi ve kapattı yarattılar. Kendisi. Uğraştı, çok uğraştı. Hatta denememesi gereken aşamada rejim beka sorunu vardı. 1929 yılında çok güvendiği bir isme rejimi teslim etmesi gerekiyordu çok partide hatta. Paris Büyükelçisi'ni getirdi Ali Fethi Okyar. Hani başka isme vermedi. Çok bilen hani sistemi iyi bilen bir isme veriyor bunu. Yani rejim tartışılmasın diye. Ama ona rağmen bakın ona rağmen yine de birileri Menemen diye bir organizasyon tertip ediyorlar. Veya ondan önce laiklik tartışmaları yatıyorlar. Ve bir süreci Atatürk dahi tam anlamıyla yönetemiyor yani demokrasi sürecini. Sonra hayır, İnönü döneminde zaten kapatıyor partiyi. Evet. Kuruyor ve kapatıyor. Tabii, neden? Kahşet hareketlerin o partiye yığıldığını görünce Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptı o zaman bu adam diye bir soru işareti. Atatürk döneminde çok şimdi Atatürk demokrasiye karşı mıydı diyeceğiz. Aynı. Çok önemli. Aynı Sultan Abdülhamit Han için de aynı şeyi düşünebiliriz. Oluşumuna bir regal zemin hazırlamış oluyor aslında. Nasıl? Yani öbür türlü o partili durumda bir regal Tabii yani girişimlerde bulunuyor. Arzusu bu. Cumhuriyetten kasıt demokrasiye ulaşabilmek. Bunu yapan yok, zaten Atatürk. Kapatılmasından bahsediyor. Ha kendisi kapatıyor. Kendisi kapatıyor ve bu bize aslında bir ibrettir. Evet. Bize bir işarettir Atatürk'ü örnek alıyorsak. Evet bazen o demokrasi çığırtkanlığı yapanları çok da seslerini yükseltmemelerini yaşam standartı yükseldikçe lazım. Kendi hür irademizle demokrasi evet, yaşatacaksak evet. Yaşam standardı geliştikçe bu ekonomik bence ekonomik anlamda. Ekonomi ve eğitim. Kesinlikle. Demokrasi de oturacak. Bitti bu kadar basit. Yani bu iş böyledir. Demokrasi yani, eğitimli toplumlarda çok güzel sonuç verir. Dünyanın en gelişmiş toplumları belirli ülkeler diye sayıyoruz. Demokrasi kelimesi onlarda da var. Daha fazla bizden daha fazla var. Şimdi Amerika diyoruz kendi içinde kendine göre demokrat. Dışarıya emperyalist. Dünyanın süper gücü olarak kendine göre yöntem seçmiş. Ama kendi vatandaşı 1964-65 yılında işte Başkan Nixon'a biz Vietnam Savaşı'na gitmiyoruz. Bize ne deyip protesto edebilecek, dövizler açabilecek bir Amerika var. Evet. Ve o süreçten sonra da başkan devriliyor mesela. Böyle hani demokrasi adam bir yöntemle kendisi bunu işletmiş, gelmiş, süreçten tabii geçmiş. Ki. Bizdeki hocamın dediği çok önemli. Bir, eğitim seviyesi, yani algılama seviyesi, kültürel yapı ve yanına da ekonomi koyunca demokrasi olur. O zaman oturur. Bu da bizim hür irademizle, kendimize dönük, faydaya yönelik olan faaliyetlerimizle, karşılıklı, toplumsal olgunlaşmayla aynen sağlanır. Ama Osmanlı döneminde yaşandığı gibi 1838'de Balta Limanı Anlaşması'nı imzalıyorsunuz. İmzalanan anlaşmaya bakıyorsunuz. Arşivler ortada. Gel de beni işgal et gibi oluyor. Hocam da bilir. 1838'de iş bitmiş aslında. Aynen. 38'in akabinde ne dayatılıyor bize? Şöyle bir tanzim et bakayım diyor ülkeni. Ama nasıl anlatıyoruz bunu bugün? Tanzim olduk. Bizim irademizle yapılan bir şey. Tabii ki devlet yetkililerimiz tarafından yapılıyor bu. Görüntüde kötü bir şey yok. Ama peki, neden dönem İngiltere'den lahiha veriliyor, alkışlanıyor? Nasıl olabilir ya? Benim buradaki tanzim hareketini dış dünya alkışlıyor. Kendisine bir fayda sağlayacak bir yapılanmaya gidiyor Osmanlı Devleti. Onun için alkışlıyor. Mustafa Reşit Paşa tarafından peki, oradan dönem, takdir gönderiliyor. İngilizler ve aynı zamanda yine Almanlarla o bakış açısı nasıl Abdülhamit döneminde? O Almanlar sonra. Almanlar sonra tabii devreye giriyor. Ha burada tabii Sultan Abdülhamit Han'ın dediğim gibi bilinmeyen, belirsiz olan yönlerinden bir tanesi de budur. Sürpriz yapıyor. Çok farklı bir strateji. Güzel bir tespit yapıyor Sultan Abdülhamit Han. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de miras kalan bir strateji oluyor bu. Nedir o? Uzaktaki düşmanı dost tut yakındaki düşmana karşı. Şimdi o günde Sultan Abdülhamid'e eğer indirilmeseydi, kalsaydı iktidarda bunlar bu hamlelerini, bu harekatlarını gerçekleştiremeyeceklerdi. Neden? Osmanlı Devleti denen bu güç, buradaki bir var olan, Almanya ile Orta Doğu'daki İngiltere'nin arasında kalan tren yollarına, işte bir takım hatlara hakim olan bu devlet Almanya ile İngiltere denge arasında denge çok güzel bir denge politikası uygulayıp
savaşa girmeden, onların problemlerine dahil olmadan, onların savaşmasından, onların güçsüz düşmesinden faydalanıp kendisi ortada varoluşunu güçlendirebilirdi. Sultan Abdülhamit Han bu siyasetteydi. Ve hemen Yıldız Sarayı'na postalandı. Dört kişi tarafından çeşitli işte bir takım güç gösterileriyle. O da toplumunun, ülkesinin çeşitli iş kargaşalıklara gitmesinden korkup buna da sebep olmamak için gücü de yetmedi belki can ölüp öldürme. Çünkü iş savaşarak yürümüyor. Siyasi bir manevrayla yürüyor. Bugüne kadar zaten siyasi bir manevrayla buraya kadar getirmiş. Tıpış tıpış bırakmak zorunda kaldı. Öyle diyelim. Kendi iradesinin dışında bırakmak zorunda kaldı. Yıldız Sarayı'na hapsedildi. Oraya gönderildi. Ve ne oldu? Sistem Batı'nın, emperyalist dünyanın sistemi işlemeye başladı. Ne yaptılar? Ülke içerisinde taraf tutacak olan bir siyasi iradeyi hortlattılar. Tamam, belki İttihat Terakki bu yönde bir siyasi harekat olabilir ama tabii ki o günkü devletin yapılanmasında eğer yönetim gücü, yöneten unsur İttihat Terakki ve içerisine konulmuşsa o irade, yönetim iradesi, o zaman devletin diğer unsurları da, milli unsurlar da mecburen o erk elinde olan yapının içine girmek zorunda kaldılar. Ne oldu? İttihat Terakki'de hem milliler var hem de dış dünyanın arzu ettiği gibi heyecanlı davranan, ani refleksler gösteren gruplar var. İşte o gruplar ya da millileri de etkileyen paralel o günün yapısı devletin taraf tutmasına sebebiyet verdi. Almanların yanında yer alırsak gibi bir, işte daha güzel olur gibi bir düşünce ortaya çıkınca Abdülhamit'in siyaseti rafa kaldırıldı. Yıldız Sarayı'ndan çok müdahale etmeye sözlü, nasihatvari, öğüt verici, değil mi? Söylemleri var. Yani bu denge politikasını bırakmayın falan gibi. Ama uygulanmadı ve önce zaten... Ya bu kafayla yönetilse... Ama Yıldız Sarayı'nda yine olmazdı. Belli bir müddet aktif değil miydi orada? Aktif derken işte böyle. Yani bir ülkenin büyüğü olarak, duayen olarak fikirler danışılıyordu. Belli komutanları çağırıp belli komutanlar gelip akıl alıyordu. Hı. O da fikrini söylüyordu. Ama sonuca bakıyoruz. Sultan Abdülhamit Han'ın stratejik fikriyatı devletin icrasında yer almıyor artık. Anlıyoruz ki Sultan Abdülhamit Han'ın o büyük dahiyane görüşü ekarte edilmek istenmiş ki devlete başka bir irade nüfuz etmiş. İşte Kutlulamareleri buradan başlatmalıyız. Çanakkale'leri buradan başlatırsak doğru yere oturur. Yoksa işte biz Çanakkale'de niye benim Çanakkale grup komutanlığımı Limon Von Sander yapsın? Bugün söylemek bile zor geliyor. Limon Von Sander, Alman, benim İngiltere ile yaptığım savaşta benim komutanım. Neden olsun, oradan mi? Hemen Abdülhamit'e yine gitmen gerekiyor ve Golcü Paşa. İşte, evet. Yani şöyle size bırakayım. Buyurun. Hocam araya 5 dakikamız vardı. 1-2 dakikada tamam. Geçti ama toparlayabilirsek aradan sonra yine devam ederiz. Tamam. Abdülhamit dönemin, yani şöyle bir şey. Abdülhamit döneminde siyaset tamamen değişiyor. Almanlar süper güç olarak ve ciddi bir anlamda güç oluyor. Yani hiç kimse 30-40 senede dünyada bir grubu etkileyecek kadar güçlü olamaz. Almanlar 1872 yılında resmi anlamda, 71 yılında işte Frankfurt Anlaşması'yla Almanlar Siyasi Birliği'ni kuruyor. Hemen arkasından Bismarck. Otto von Bismarck şansölye açıklama yapıyor. Bir Avrupa Birliği kurduk diyor. Yani Avrupa Ligi kurduk diyor. 82 yılında üçlü ittifak grubu kuruluyor. Ve o noktadan sonra bizim de artık politikamız değişti. 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra bu süreç zaten önemli. Biz tamamen Alman politikası izliyoruz. Biraz hani İngiltere'de neden oldu belki politika 1869 yılında işte Süveyş Kanalı'nın İngiltere-Fransa kontrolünün eline geçmesi, o da etkili oldu ama biz tamamen her şeyi değiştirdik. Abdülhamit, hani hocam dediği gibi Yıldız Sarayı'na hapsedilen bir Abdülhamit var. Evet, Abdülhamit çok zeki birisi.
yani özellikle istihbaratın en üst noktasına konmuş, her tarafı iyi kontrol edebilen, organize kontrol yapabilen bir isim, ama şöyle bir sıkıntı var, ama onu da söylemek lazım. Hani Abdülhamit bu kadar kontrol ediyor her şeyi de, istihbaratın en üst noktasında Abdülhamit var da, hani bundan sonraki süreç niye gerçekleşmiş mesela? Onu da hemen herkese açıklayalım. Abdülhamit döneminde fikri olarak veya birçok noktada onunla yıldızı barışmayanlar, bu en üst noktada Mithat Paşa veya şairler Namık Kemal veya başka isimler bir yöntemle iki yere sürgün edilmiş. Bu çok önemli, çok enteresan. Bir, Fizan, hani Trablusgarp veya Taif veya Mısır, Cezayir, Lübnan. Şimdi orada enteresan bir durum var. Trablusgarp'a, Lübnan'a, Cezayir'e, yani Afrika bölgesine sürgüne giden kişiler, mesela Abdullah Cevdet mesela bu tarafa gidiyor. Buradan giden isimler, zaten bu adamların hepsi de müthiş bir Fransızca biliyor. Yani iddiaçlarına çok Fransızca biliyor. O dönemi zaten temel dili Fransızca. Ve oradan, orası da zaten Cezayir, Lübnan, Fas, hemen kimin sömürgeleri? Fransa'nın. Direkt Paris'e gidiyorlar. Zaten yurt dışındaki iddiaçların merkezleri arası Paris veya evet. Cenevre. Evet. Bazen Londra olmuş. Evet. Bir başka sürgün edilen veya işte etki öne çıkarılmayan coğrafyada şey, Balkanlar. Mesela birçok kişi Balkanlara gidiyor. Ya da Balkanlardan yeraltı hareketi, yeraltı örgütü, İttihat hareketi ortaya çıkarıyor. Abdülhamit İstanbul'a hakim istihbarat noktasında. Fakat uzak bölgeye gönderdiği iddiacıların çoğu Avrupa'ya gidip daha fazla propaganda yapıyor. Olayın oraya geldi. Hakim. İşte az önce söylediğimiz gibi yani çok tam da böyle hakim, kudretli değil. Lokal olarak İstanbul çevresi mesela, diyebiliriz. Şöyle bir şey söyleyeyim araya gireyim. Ya da ben de diyeyim ki lokal olarak devletin bir kısmını yıkılmasını engelliyor. Ama bu tam hakimiyet demek değil. Neden? İktidara kendisi gelmiyor. Bunu göz ardı edersek olmaz. İktidara kendisi gelmiyor. Geldiğinde zaten sıkıntılı bir durum. Tabii ki yani. Yurt dışında demek istedim Osmanlı ben. Gazetesi'nde mesela inkılaplardan bahsediliyor. İnkılap bir devrim. İttihatçıların gazetesinde. Yine Latin harflerine geçilmesinden bahsediyor bakın. 1800'lerin sonlarından bahsediyoruz bak. Evet. Yani Atatürk'ün 1928'de yapacağı. O zaman da fikir hareketleri var. O gruplar Cumhuriyet'e gelen süreçte tabii Cumhuriyet Atatürk tarafından ortaya atıldı, ilan edildi, ama gençlik yıllarında da bu insanlar bunun tartışmalarını yapıyorlar. Cumhuriyetçi olarak biliniyorlar, ama cumhuriyetçiliklerine rağmen hiçbir zaman devlete yıkıcı bir şekilde itirazkar, bozgunculuk yapacak derecede hareketlere girmemişler. Bunu görüyoruz. Devletin o nasıl söyleyelim, emir komuta zinciri içerisindeki hiyerarşik yapısına her zaman uyum sağlamışlar. Neden? Çünkü devlet kendileri. Sultan Abdülhamit'ten döneminde evet tabii ki dedim ya, yani bundan demokratik bir davranış beklemek çok yanlış. Padişah bu. Tabii ki hatalar da olacaktır. Neye göre hatalar? Biraz da kendi bekasını, kendi saltanat ve hakimiyet bekasını koruyacak ki kendisi bir şeyler yapabilsin. Evet, doğru. İlber Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Onunla bitirelim. Bitirelim, araya gireceğiz çünkü hocam. Der ki hani bu dönemdeki Mustafa Kemal başta olmak üzere Enver Paşalar vesaire 30 yaşında ama 50 yaşındaki bir olgunlukla komutanlardı. Kesinlikle. Yani 20 yaşında ama 50 yaşında çabuk şartlar onları çabuk olgunlaştırdı. Tabii çabuk olgunlaştırdı. Evet, bir virgül koyalım hocam. Evet, sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet.
Evet sevgili seyirciler, aradan sonra Sebep Sonuç devam ediyor. Kutul Amare'yi konuşuyoruz. Hatırlatmak istiyorum, yine araştırmacı yazar Ahmet Yaşar Akkaya bizle beraber. Yine tarihçi yazar Mehmet Ali Taner hocamız da yine bizle beraber. Aslında birinci bölümde tabii Kutul Amare gelmeden önce o süreçte neler oldu? Abdülhamit Han'a kadar indik, daha öncesine de indik. Toplumun süreci, ve devletin bir durumunu aslında, ülkenin evet, durumunu oraya biraz kadar gelinceye kadar nasıl bir süreçten geçti? Geçtiğini aldık. Şimdi yavaş yavaş asıl gecenin konusuna girelim. Bir de Süleyman askeri var. Hani şeyde çok söylenir ya. Vatan için kendini feda etti. Feda ettiği, intihar ettiği de söylenir. Bir onu sizden dinleyelim, kahramanlıklarını. Hı hı. O şekilde devam edelim. Yani aslında demin ilk birinci bölümde vatanın zor durumda olduğu dönemlerde kahramanlar gerekir. İşte bu Süleyman askeridir. Bu bir noktada Enver Paşa'dır. Bu bir noktada Mustafa Kemal Paşa'dır. Hı hı. Önemli kahramanlar bizde hep var ola gelmiştir. Tarih döneminde. Şimdi Kutul Amare bir dönemin, o dönem, şöyle de söyleyelim, yani Çanakkale Savaşı'ndan sonra Osmanlı askerlerinin, Türk askerlerinin kazandığı en büyük zafer. Yani Çanakkale'den sonra kesinlikle tartışılmaz. Şimdi burada Süleyman askerinin bambaşka bir yeri var. Bir kere Süleyman askeri kim? Hemen çok hızlı bir şekilde ondan bahsedelim. Teşkilat-ı Mahsusa dediğimiz günümüzdeki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temeli, kökeni olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusudur. Enver Paşa kurdurmuştur bu örgütü. Çok gerekliydi o dönemin şartlarında. Bu örgütü kuranlar teşkilatçı yapısıyla öne çıkan isimlerdir. Ve biraz önce bahsettiğimiz Trablusgarp Savaşı'nda merkezden uzak olan Trablusgarp'taki o aşiret yapılanması, yani o Trablusgarp Orta Doğu'ya çok benzer, Arap bölgesine benzer. Çünkü aşiret yapılanması olduğu için onları nasıl bir araya getireceksiniz, onları liderlik yapacaksınız. Bunlar meziyet isteyen işler ve bunları çok iyi yapabileceğine kanaat getirdiği için Enver Paşa harbiye nazır olarak Süleyman askeriyi Irak ve havalesinin bölgesinin komutanı yapar. Bir de Rumeli bölgesinden, Kafkasya bölgesinden, mesela bu çok anlatılmaz, göçmenlerden, konar göçerlerden, vatanperverliği biraz daha önde olan, hani milliyetçi damarları biraz daha önde olan kişilerden gönüllü, ama bakın gönüllü, Osmancık adı verilen, Osmancık adı verilen Kuvayi Milliyeciler tarzı grup oluşturmuşlar mesela. Ve bu Osmancık kelimesi de bilerek kullanılmış. Hmm. Ve bunun fikir babası kim biliyor musunuz? Ziya Gökalp'le Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp. Osmancık taburu kurdurmuş. Bunu Enver Paşa kurduruyor Süleyman askeriye. Bunlar daha önceden Balkan Savaşları'nda geçici bir Trakya Cumhuriyeti vardır, kurulur. Geçici Trakya Cumhuriyeti kurmuşuz Balkan Savaşları'nda. Ve Süleyman Asker orada da Cumhuriyet'in Genelkurmay Başkanı. Yani bu milliyetçi gençleri çok iyi tanıyor onlar. Kafkasya'dan, işte şuradan. Günümüzde de aynı format aslında devam ediyor. Süleyman Asker'i buranın hem Irak bölgesinde valisi aynı zamanda. Hem valilik yapıyor hem de bölgenin komutanı. İstihbaratı, bölgeyi çok iyi organize edeceğini düşünüyor Enver Paşa. Ediyorsunuz ama şöyle bir sıkıntı var. Çok iyi organize edilmiş ama teknik donanımda yetersizlikler var. Hani takviye olması gereken kuvvetlerin bir bölümü Çanakkale'ye gönderilmek zorunda kalıyor devlet tarafından. Bir de mekanize olarak, yani silah teknolojisi olarak zayıf kullandığınız silahlar. Ama ona rağmen bu yiğit Cevan Mert Süleyman askeri rota savaşı, rota muharebesi vardır. Yani bir sürü savaş vardır. Aslında Kutul Amare'nin içerisinde öne gelmeden Irak cephesinde en az 10 tane savaş sayabiliriz. Onlardan en ünlüsü rota savaşlarıdır. Yani bu Irak cephesinden Süleyman askeri açısından olaya bakıyoruz sadece. Süleyman askeri burada bu muharebede üstün hizmetli bir şekilde çalışır. Ondan önce aslında Osmancık taburundan Yüzbaşı Cemil öldürülür. Savaş alanında şehit düşer. Hemen arkasından yine hemen onun yerine geçen komutan Sefer, o da öldürülür, şehit düşer. Sonra o rota savaşında Süleyman askeri
iki ayağına kurşun isabet eder. İki ayağına kurşun bir taraftan girer, bir taraftan çıkar. İki ayağı da kurşun delmiştir. Tabii tedavi olup dinlenmesi lazım. Ama dinlenecek zaman dilimi yok. Bir de böyle bir adam değil Süleyman Askeri. Hani dinlenmeden geçecek bir hastalık değil. Çünkü mikrop kapabilir. Hakikaten dinlenmemiştir. Ve sedyeyle kendisini cepheye götürtürmüş. Yani bakın sedyeyle. Sedyeyle cepheye götürür. Rota Savaşı'ndan sonraki ki Irak cephesindeki en önemli savaşlardan biri Şuaybiye Savaşı'dır. Yani Kutulanlar zaten zirve. O Şuaybiye Savaşı'nda Osmanlı istediği başarıyı elde edemez. Gerekçelerinden bir tanesi de komutanın bir türlü ayağa kalkamamasıdır Süleyman Askeri. Kalkamıyor çünkü dinlenmemiş. Bir ara ata zıplamak ister. O kadar hızlı. Direkt atın, ata çıkacak, ata binecek. Ama ata binemez. Rahatsız olur bu durumdan. Oradan birisi de seslenir. Der ki ey Basra halkı, Bağdat halkı, İngilizlere karşı, kefelere karşı savaşmaz mıyız? Erkeğiyle, hanımıyla, yatma zamanı değil şeklinde bir sesler duyuyor. Bu hepten ona böyle canını sıkmış. Sonra beni arabaya götürün demiş. Baktı sıkıntılı bir durum, yedirememiş kendine. Ve arabasının içerisinde tek tabanca sıkar kafasına intihar eder. Yani Süleyman Askeri bu şekilde intihar etmiş mesela. Bu çok önemli. Hani Süleyman Askeri burada vatanperver olarak sonuna kadar mücadele etmiş ama yani ben engelim buna demiş artık. Yani ben öldüreyim kendimi. Birisi gelsin herhalde diye düşünmüş biraz da. Ondan sonra o bölgenin kontrolünü yine yiğit bir isim alıyor. Sakallı Nurettin Paşa. Sakallı Nurettin belki gençlerin çoğu bilmez. Hani belki sınava hazırlananların bildiği bir şeylerdir. Birinci bölümde ama okullarda da çok fotoğrafını bilmez. Göstermiştik. Evet. Yönetmenim tekrar alabiliriz. Hocam siz devam edebilirsiniz. Sakallı Nurettin Sakallı Nurettin bu bölgedeki en başarılı komutanlardan birisidir. Evet. Ve o kadar çok başarılıdır ki bir ara Enver Paşa bölgede, Enver Paşa gerekçesine haklıdır. Çünkü İngilizlere karşı bu cephede böyle aşiretlerle bir araya getirip mücadele etmeye çalıştık ama olmadı. Silahımız da yetersiz. Ne yapmak lazım? Burayı orduya dönüştürmek lazım. Her yerde ordumuz var mesela. Birinci ordu, ikinci ordu, üçüncü ordu. Yedinci ordu Suriye'de mesela. Altıncı ordu da buraya altıncı ordu kurulmuş. Yani bu bölgeye. Enver Paşa altıncı ordu kurduruyor. Ordunun başına da Alman Golds Paşa'yı meşhur. Kim bu Golds Paşa? Abdülhamit döneminde bizim askerimizi eğitmek için Almanya'dan çağırdığımız askeri eğiten ünlü paşa. Golds Paşa buraya gelir. Tabii buna çok içerlenir kahramanımız. Yani Sakallı Nurettin. Ve Enver Paşa'ya, Harbiye Nazırı'na bir mektup yazar. Atatürk'ün de böyle bir mektubu vardır mesela. Hmm. Enver Paşa'ya. Çanakkale Suriye cephesinde Limonvan Senderesi'nin emri altında ben niye çalışıyorum şeklinde böyle bir serzenişleri var. Mesela Atatürk'ün Suriye de, Filistin cephesinde. Tabii. Mesela orada da serzenişler var aynı şekilde. Hani bizim komutanlar mesela çok popüler isimler, etkili komutanlar, Alman komutanlar emri altında çalışmak istemiyorlar mesela. Tabii. Burada da Sakallı Nurettin Paşa diyor ki 6. Ordu Komutanlığı'na Golds Paşa'yı getirdiyseniz ben neyim? İki komutan aynı cepheye mi emir vereceğiz şeklinde ve serzenişte bulunuyor. Tabii zaaf bunlar mesela. Milli komutanlar bunu fark ediyor ve çıkışlarını yapıyorlar. Aynı zaafı kanalda yaşıyoruz. Çok daha hızlı hareket edebilecek pozisyonda olmasına rağmen Almanlar kanal cephesinde Filistin, Kudüs'e, Aksa'ya hızlı bir şekilde girmezler. İngilizlerin ünlü komutanı Alem Bey hızlı bir şekilde girer, Kudüs'ü kaybedersiniz. Orada da aynı durum var. Yani o sizin söyledikleriniz çok benziyor. Tabii tabii, çok riskli. Sakallı Nurettin maalesef biraz o bölgede gölgede kalmış, üzülmüş. Çok önemli bir isimdir. Kutular Amara kahramandır. Golds Paşa'nın yanındaki en yakın kurmayı da Kazım Karabekir'dir. Kazım Karabekir de Golds Paşa'nın emrini altına vermişler. Bu tarafta da Sakallı Nurettin, Aleksan Sabis Paşalar falan var. Yani bunlar Atatürk döneminde Sakarya gibi önemli savaşların en ünlü komutanları. Yani birçok savaşlarda burada Sakallı Nurettin biz kurtuluş mücadelesinde Pontus Rumlara karşı mücadele ve
cemiyetlere karşı, zararlı cemiyetlere karşı müthiş mücadelesiyle örnek bir komutan olarak göreceğiz ilerleyen dönemlerde. Burada yıldızı parladı ama Kutulamare okullarda, kitaplarda yok sayıldığı gibi çok önemli bir isim de. Çünkü zaferle sonuçlandığı için. Sakal Nurettin de yoktu. Mesela çok kişi tanımaz. Aslında Halil Kutpaşa nasıl en üst kahramanlardansa, eğer hani 100 Halil Kutpaşa'ya vereceksek 90'a da kime vermemiz gerekiyor? Sakal Nurettin'e vermemiz gerekiyor. Sakal Nurettin o bölgede bir nevi pasifize oldu aslında. Edildi gibi bir şey. Golds Paşa bölgeyi yönetirken Golds Paşa'nın emri altında 18. Kolordu komutanı da kim biliyor musunuz? Halil Paşa. Fakat Golds Paşa tifüsten ölmüştür. Bulaşıcı hastalıklar. Bu arada müthiş bulaşıcı hastalıklar var. Hani biz hocam Kutul Amare'yi kazandık da niye bu mükemmel başarının arkasından biz Irak cephesini devam ettiremedik? Ettiremedik bir. Ciddi bir şekilde. Çanakkale'yi de kazandık. Tabii tabii. Evet. Ciddi bir şekilde yaşlı sorunumuz var. Evet. Soğuk aylarda askerin giyinme problemi var. Ve taşkınlar var. Ve en önemlisi bulaşıcı hastalıklar. Veba varsa bir yerde orası kara ölümdür. Tifüs, dizanteri, Hikmet Özdemir'in çok güzel bir kitabı vardı mesela. Salgın hastalıklar diye kalın bu dönemi anlatan tek kitap Türkiye'de. 1 milyona yakın salgın hastalıktan insan kaybedilir. Yani bölge zaten coğrafya zor. Bir de salgın hastalık varsa. Çünkü 20 bin, 40 bin, 50 bin kişilik bir grupta salgın hastalık başladıysa dezenfektenin olmadığı bir dönemde onu kontrol etmeniz çok zordur. Yani biz Kütülhamer'in ikinci bölümünü o yüzden hani devam ettiremedik. Hani bazen sorabilirler. Hocam bu çok iyi başarılıysa neden Irak cephesi başarılı değil? Hani tabii sürekliliği yok başarılara. Sürekliliği yok. Ben şeye bağlıyorum. Kısa vadeli başarı var. Yani devletin ortaya koyduğu hedefte bir sorun var, bir yanlışlık var. Bu hedefe giderken uyguladığı bazı stratejiler doğru, bazıları da yanlış. İşte Alman komutanlarla yürünmesi yanlış. Yani bu bir cephede zafer kazandınız, işte az önce bahsettiniz, hı hı, Körfez bölgesinde. Yani emir komuta zinciri var, anlaşmalar var, bir ittifak var. Şimdi milli bir, dahi bir komutanın durumu fark edip müdahale etmesi etki etmiyor devletin o günkü icraatına. Suriye örnek görevden bile alınabilir. Sen yani oradaki hiyerarşiye şey yapıyorsun, karşı çıkıyorsun diye. Suriye cephesi örnek verelim. Aslında hocamızın tam dediği oturmuş oluyor. Yani Suriye cephesi açılıyor. Aslında cepheler hepsi aynı anda devam ediyor. Sadece bir Çanakkale cephesi erken biter. İşte 15'te başla, 16'da hemen başında biter. Aynı anda bir sürü cephede savaşmak zorunda kalıyor bu Türk halkı. Suriye cephesi kritik bir yerdir. Çünkü orayı kaybedince hem Irak cephesiyle de çok yakın. Tabii. Suriye Filistin'de kim var? Evet, Mustafa Suriye Kemal Paşa var. Mustafa Kemal Paşa var. Birisi daha var. Evet. Ön cephede. Şimdi, bir komutanı, burada 3 tane komutan var. Orada 7. Ordu Komutanlığı var. 7. Ordu Komutanlığı'nın başına ilk atanan ünlü komutan, Avrupa'da Marne Savaşları var bu arada. Avrupa'nın kendi arasındaki ünlü savaşları. Orada başarılı olmuş bir Alman komutan Falkenhayn atanıyor. Falkenhayn'ı alıyorlar görevden. Yerine Limonans Van Sanders. Atatürk'le anlaşamıyorlar. Atatürk serzenişte bulunuyor. Telgraflar çekiyor. Tabii canım. En sonunda bölgeyi de kontrol edemiyor. Bilmiyor da coğrafyayı bilmiyor çünkü. Çekilme başlıyor tabii, değil mi? Çekilme başlıyor. Sina Irmağı'nın doğu cephesine çekiliyoruz. Hı. Yalnız diyor ben diyor çarpışarak diyor çekiliyorum. Evet. Bak komutana bak, Türk komutanına. Çarpışarak çekiliyorum. Kanaatim odur ki... Ve Halep'i kurtarıyor. Atatürk Halep'i kurtarmış mesela. Felsefeye bak. Kanaatim odur ki savaş Anadolu dağlarında devam edecektir. Aynen öyle. Adamın çekilme biçimine bak. Yani çekilme biçiminde bir zafer kokusu var. Halep'i kurtarıyor. Bakın çok önemli Halep bu. Bizde. Ben evet, yani bizde. Atatürk vari düşündüğüm için kesinlikle, az önce söyledim. Hı-hı. Hedef yanlış. Bazı stratejik uygulamalar da, yani bazı stratejiler de yanlış. Bunu tabii neden o günkü yapı kadrolar
göremiyor mu diyelim, ya da belki biz de bulunsak o yapının içerisinde Can Havli ile öyle mi karar verirdik? İşte Sultan Abdülhamit Han'daki önem de buradan kaynaklanıyor. Tek bir cepheye yanaşmama, tek bir tarafa dahil olmama düşüncesinde. Bunun büyük bir hata olacağını söylüyor. Yani bak, adamın zihin yapısı bu. Bitti, bu bir zafer kokusudur. Tabii, tabii. Ama bu adam götürülmüş yerine bir taraf olan icra organı. Gelince devletin başına baş, yanlış olunca ayak. Evet. Yanlışa gider. Peki Irak cephesi tabii başı. İngilizler için önemi ne orada? Ya, o bölgenin tabii bir önemi Irak var. Irak cephesi ama bugün de çok önemli. Irak'ın bütünlüğünü bozmamaya çalışıyoruz. Hayır, bize, yine uçaklarımız kalktı 3 gün önce. PKK, PYD mevzilerini darmadağın ettik. Hı-hı. Süreç devam ediyor. Çanakkale sonrasında Irak olması. Çanakkale, işte hocam az önce çok güzel söyledi. Irak cephesi, daha o konuya hakim, Irak cephesi niçin açılıyor? Hocam siz derseniz buyurun. Şimdi şöyle, Irak cephesinin niçin açılmasıyla alakalı. Çanakkale cephesi, ya daha doğrusu hepsi birbirine bağlantılı. Bağlantılı yani, tabii ki. Bağlantılı savaş, ayrıntılar Avrupa'da, var. Ağustos 1914'te başlar. Ağustos 1914'te ve savaş dünya savaşı değil. Avrupalıların kendi arasında yaptığı Marne Savaşı, Verdun Savaşı, işte Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Galicia Savaşı, Tuhannenberg Savaşları gibi, Sommel gibi kendi arasındaki savaşlar. Dolayısıyla Marne Savaşları'nda Almanlar birinci savaşta ciddi anlamda başarısız olurlar. Yani başarılı olamazlar ve köşeye sıkışırlar Avrupa'da. Biz nasıl rahatlarız? Birisinin savaşa girmesiyle rahatlarız. O da kim? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti savaşa girdiği anda Almanlar rahat nefes almıştır. Demiştir ki savaş Yemen'e sıçradı. Savaş Orta Doğu'ya gitti. Ben Alman yani rahatladım. Osmanlı Devleti'ni tarafınıza evet çekerseniz. Evet. Peki tarafınıza gelmezse Alman'ın oyunu bozulur. Evet. Ama çekerse o zaman Osmanlı'nın bir tarafa çekilmesi için buradaki yapının ona göre şekillenmesi lazım. Mesela Kafkas cephesi. Ben hep böyle bakıyorum. Tabii Kafkas cephesi. Biz saldırıyoruz, taarruz yapıyoruz yani. Fakat Kafkas cephesi devam ederken bir anda adamlar Çanakkale'ye saldırıyorlar. Hepsi birbirine bağlandı. Çanakkale'ye niye saldırıyorlar? Siz Almanların yanında yer almazsanız aynen. Hindistan ve o arada demir yolları nereden geçiyor? Basra'dan, Hindistan'dan gelen hat Osmanlı topraklarından geçtiği için siz Almanların yanında yer alıp İngiliz menfaatlerine zarar verecek bir taraftarlık yürütürseniz İngiltere'de gelir Almanya'nın harekatını Çanakkale'den kesmeye kalkar. Çanakkale'den kesmeye kalkarsa Çanakkale'de kim var? Osmanlı Devleti var. Demin söyledik. Osmanlı ile karşı karşıya kalır. Tabii. Bakın durup dururken İngiltere ile karşı karşıya geldik. İngiltere ile aslında bizim problemimiz yok. Demin Çanakkale'de karşı karşıya. Demin geliyoruz. Söylemiştik hani Çanakkale'den yardım gidemeyecekse alternatif Irak üzerinden güneyden Rusya'ya yardım. Çünkü Rusya'ya yardım gitmezse bu savaşta Avrupalıların işi çok zor. Gerekçelerinden bir tanesi sadece hani birlikte güç Çarlık ittifakları değil, olduğu için aynı zamanda ekonomik gerekçesi de var. Çünkü buğdayı, tohumu nereden alıyorlar adamlar? Rusya'dan alıyorlar. Bunlar temel gıda maddesi. Bunlar gelmeyince Avrupa'da enflasyon da bir taraftan patlak veriyor. İttifak ona göre kurulmuş. İttifak ona göre Rus kurulmuş. Çarlığının yaşatılması lazım. Tabii. Gereği üzerine. Tabii bunlar yani Irak cephesinin bu kadar çok önem arz etmesini şöyle de bir açıklayalım. Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2016 yılında Sykes-Picot diye meşhur bir anlaşma var. Orta Doğu'yu bölen parçalayan devam Sykes-Picot. Devam ediyor. Aktörler değişti. Çok güzel laftı o. Aslında güzel bir ifade. Hani Devlet Erkin'den bir ifade olarak söylüyorum. Çünkü Sykes-Picot Orta Doğu'yu, Kudüs'ü, İsrail Devleti projesinin ilk adımıdır. Hemen arkasından Balfour adı verilen, hani demin fotoğrafa koymuştuk ya, Balfour Deklarasyonu. O onun devamıdır. Aradan sadece bir yıl. Aslında biraz daha geriye gidelim. Reval görüşmeleri. Hemen arkasından dediğimiz gibi
Bu görüşmelerin peş peşe gelmiş olup Sykes-Picot'un 15-16'da yapılması, 17'de Balfour Deklarasyonu diye bu şekilde bakarsanız zaten taşlar yerine oturuyor. Yani Orta Doğu'yu biz hep şöyle algılıyoruz. Bence çok yanlış algılıyoruz. Orta Doğu eşittir petrol için. Hayır. Orta Doğu'da İsrail meselesinde, Filistin meselesinde düşünmeniz. Yani onu düşünmeden, işte arzu mevut kelimesini o içine koymadan, değil mi? Fırat Dicle'nin işte buraların Filistin toprak İsrail bölgesi olacağı, artı petrol bölgesi veya onları bu şekilde çok yelpazeli geniş düşünmek aslında lazım. Soru var. Yani şöyle de bakabilir miyiz? İsrail'e giderek istiyorum onu ama ya, hocam hazır girdiyseniz yani dün, ona girebiliriz, Balfour'a girebiliriz. Dün Britanya'ydı. Kurulmasına... Evet, dün Britanya'ydı. Başat hakim sahalara hakim olan bugün de devlet. Amerika. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki yapmış olduğu operasyonlara baktığımız zaman neyi görüyoruz? Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki bugün artık iyice ortaya çıktı. Özellikle bir eskiden inceleyenler, araştıranlar bilirdi. Şimdi artık ayyuka çıktı. Kapitalist avanjelistlerin devlet yapılanmasında çok büyük etkisi var. Onlar bugün neyi şey yapıyorlar, yürütüyorlar? PKK, PYD kim bunlar? Sanki etnik bir gruba dayalı bir silahlı hareket gibi gösteriliyor. Halbuki değil. İsrail'in kurucularıyla alakalı bir taziktir bu. Amerika'daki bu grupların, bu kapitalist grupların o günde İngiltere ile beraber hareket ediyorlardı. Bugün de Amerika'nın içerisinden bu hareketleri yapıyorlar. O dediğimiz Rockefeller'ın kökenleri. Peki işte, hocam, işte onlar şey o para gücüyle işte, İsrail'in kurulması. Sadece petrol ile İsrail'in kurulması. Oraya tabii geleceğiz. Balfour Deklarasyonu'na konuşalım ama bugünkü olay dünyanın büyük ikinci petrol, Venezuela bir darbe. Buyurun işte Venezuela o da aynı şekilde. Orayı dizayn etmiyor. Arka bahçesi. Libya'yı da düşün. Ama. Dünyanın en kaliteli ham petrol %4 ama Libya nerede bugün Libya? Bitti. Libya mesela nerede petrol varsa orada karışıklık var. Çok enteresan. Ve petrol ülkesi OPEC ülkesi olmayanlar karıştırıyor. Enteresan tarafı da o. Daha doğrusu dünyadaki petrolü etrafa dağıtan, o petrolün artması, azalması ayarlarını oynayan devletlerin büyük çoğunluğu petrol şirketleri, hani BP, Shell gibi şirketler petrolü çıkaranlar değil, petrolü satanlar. Ama bunlar da Arap değil. Bunlar içerisinde sadece Suudi Arabistan otokontrolü, o da Amerika'nın yanında olduğu için sürekli tabii 34'ten ki beri. Ama onun dışında bakın, Suudi Arabistan dışında bakın, petrolü olan Araplar, işte Irak sıkıntılı. İşte o bölgeden bu tarafa geliyorsunuz, Libya falan sıkıntılı. Peki Venezuela'da hocam? Venezuela'da aynı şekilde. Orada. Mesela aynı şekilde Ekvador'da da yarın bir gün baktığınızda veya işte Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri. Bakın hep çünkü dünyadaki dengeler ekonomi üzerine kuruluyor. Ekonomi, istihbarat. Ekonomi ile istihbaratı yan yana koyduğunuzda bunlar otokontrolü olması gereken. Dünya süper gücü bunları otokontrol etmek ister. O da Amerika. Başarılı olamadı. Devam edecek mi peki mücadelesi? Yani onlar, şu an bir darbe girişimi yapıldı ama hiçbir zaman başarılı olamadı. İç savaş başlangıcı. Birkaç kere çağrısını yaptı. Farklı senaryolar umuyorlar ama o da olmayacak. Maduro çok sert cevap verdi. Evet. Hakim olduğunu gösterdi. Bize de olmadı mı? Bize de bir takım girişimler oluyor. Evet. Bu süreçleri tabii iradeli, milli şahsiyetler ve onların oluşturduğu kadrolar ancak ayakta tutabilir. O da orada hakim galiba Maduro. Amerika'da bir sürü Dışişleri Bakanı'ndan Savunma Bakanı'na kadar hep tweetleri de var. Darbe yanlısı tweetler de var ama başarılı olamadılar. Yani onu deneyecekler. Süreç neyi gösterir bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'nin de sonrasında buradan Maduro'ya desteğini hatırlıyoruz değil mi? Tabii, güzel tabii. Sözlü çok açıkça, yine hiç gizli saklı olmadan açıkça. Ha, buradan demek ki belki de bir ne kadar bir etki olabilir. Bu fikir etkileri çok enteresandır. Fikir, irade. Maduro belki de daha da keskinleşti. Olabilir yani. Nasıl Kurtuluş Savaşı burada kazanıldığı zaman Pakistan, Hindistan Müslümanları zafer narası attılar. Niye? Çünkü birinci kale
dünyada yenilmeyen, yenilmiyor gibi görünen hiçbir zaman, gücü ekarte ettin. Baktılar ki ya bunlar yeniliyormuş, Mustafa Kemal yendi bunları. Böyle bir etki de olmuş olabilir buradan Maduro'ya destek. Yani darbenin hiçbir zaman tasvip etmediğim bir şeyi dünyanın hiçbir zaman. Tabii ki çok yanlış. Darbeler tarihinde konuştuk hocam. Amerika demokrasiden bahsediyor. Zaman zaman bir yere demokrasiyi götürmek için oraya müdahaleler yaptığını söyleyen bir devletin bugün Maduro'ya yaptığı davranışa bakın. O yüzden çelişkili bunlar değil mi? Ve ayıp 21. yüzyılda bu medeni dünyada. Özet cümleler kullanmış o darbeler tarihi konuşurken. Siz dediniz ya hocam, araya gittim unutmayın lafınızı. Dediniz ya demokrasi getiriyoruz ibareleriyle giriyor. Hep şey bu var, söylemlerle gelirdi düne kadar. Şey var bu, çok fazla onunla ilgili program da yaptık. Bu bilinçaltı, zihin kontrol, işte düşük frekanslı, evet, infrasonik sesler falan. Bununla ilgili ortaya daha sonra çıkan veriler var delilleriyle beraber. Mesela Irak'ta radyolarda 24 saat Kur'an-ı Kerim dinlettiriliyor. İşte Müslüman halk Kur'an dinlediğini zannediyor, evet, ve dinlemeye devam ediyor her gün. Daha sonrasında o dinlenilen seslerin, hani Kur'an-ı Kerim dinlediğini zannediyor insanlar ama o sesler alınıyor ve inceleniyor. Evet. Düşük frekanslarla, işte infrasonik ses dediğimiz o insan normal kulağının duyduğu ses frekansının altındaki sesler bunlar. Altta özel hazırlanmış demokrasi geliyor, teslim olun, direnmeyin, demokrasi geliyor tarzında telkinler ortaya çıktı. Var şu anda. İşte beyin içine de yerleşmiş. Yani bu da bunun farklı bir yöntemi. Ve devam ediyor hala. Onlar bu işin uzmanıdırlar. Ya, o yüzden ben onlar, bu kıtlarda iki nokta önemli demiştik. Bir, çok güçlü bir ekonomimiz, çok güçlü bir istihbaratınız. Askeri zaten Türkiye'nin hatırı sayılır bir askeri gücü var zaten. Ek 3 sacaya olduğunda... Peki hocam şu an nedir durum? Yani sivil savunmada belli şeyler kat ettik. Yapılan milli savunma silahları... Yani bir mesafe alındığını var, görüyoruz. İHA'lar, SİHA'lar. Ordu, şöyle, istihbarat, benzeri saydığımız maddeler içerisinde her baktığımızda zaman, durum nedir? Kendine göre bölgede ben son 100 yıl, 150 yıl ortalama bir caydırıcı tarafı zaten olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani bölgede. Hani yerli milli sanayi, işte bunların uçak sektörü. İHA'lar, SİHA'lar ve benzeri. Keşke olabilse, hani aradan 100 yıl geçen bir cumhuriyetin çok daha önceden olması gereken şeylerdi. Ama takdir edersiniz ki hepimiz biliyoruz. Üç yer hep darbeyle uğraştırılmış. Türkiye, Mısır, bir de İran. İran'a çok nüfuz edemediler. Onun farklı sebepleri var. Ayrı bir tartışma konusu. Ama bakın 80 milyon nüfus Mısır, hep darbe. Türkiye darbe. Neden? Çünkü Orta Doğu'yu çevirip bir araya getirebilecek iki tane etkili nüfus olan ülkeyi hep işbirliği yaparken görseydiniz bugün 2 milyon 3 milyon İsrail zaten sesi çıkamazdı. Ama işte onların ustaca adamlar böldüler. Ona rağmen bizim hani yaptığımız savunma ile ilgili hamleler önemli. Kaydeder. Yani Türkiye'nin yapabileceği her şey önemli. Ben mesela otomobil projesi vardı ya. Ha, şu anda nerelerde bilmiyorum ama kesinlikle yapılmalı. Bakın zannedersem 2020'de ilk Anadolu olsun ismi, bakın Anadolu çıkacak. Olsun. Elektrikli ama. Değil mi? Tabii, normal motor. Mesela Türkiye yapacak. Olsun. Anadolu olsun. Mesela Anadolu olsun. Yani zannedersem 10 milyon araba yapın. Tamam. Yani bir Mercedes olmayabilir ama bunun alıcısı var. İnsanlar da ha, ben kendi arabamı biliyorum desin. Tabii, milli, yani, milli tarafımız olsun. Kesinlikle. Yani işte yapmadığımız için, hiç göstermediğimiz için ya bunlar zaten yapamaz. Ama yapmadık ki. İşte sıkıntı orada. Yapılsın. Girişimler olmuş olmuş ama onlar farklı amaçla. Evet. Devlet eliyle, hani devlet eli dediğim profesyonel. Yani tamam, dışarıdan destek alacaksın. Günümüzdeki her şey birbirinden destek alır. Zaten eski çağlarda başka değiliz. Yani. Zaten şey var sadece. Yani. Devlet eli o şekilde başlatıldı ama 6 ya da 7 tane büyük firma yani ile beraber yürütüyor. İşte bir tanesi yazılımını yapıyor, prototipini hazırlıyor. Kapağını dışarıdan almışsın. Alalım. Yani girdiler. Bizim arabamız olsun. İnanın ben çok isterim. Mesela ben alırım. Yani Orta Doğu'daki insanlar alır. Yani, şey de olabilir. Belki hani örnek olsun diye hükümet, devlet, Erkan'ı ne bileyim
milletvekilleri, bakanlar bile hani örnek olsun diye kendi araçlarını kullanabilirler. Makam arabalarını o şekilde yani, olabilir. Birkaç çünkü modeli olacak zannedersen. Bir motor yapmak demek bir devletin, bir ülkenin bir kendine özgün patentle motor yapması demek birçok teknolojik alanda kendi iradesiyle ürün yapması demektir. Çok önemli bu. Çok önemli. Motor tek başına bir tane bir şey değil. Yani onun bir sürü eklemleri var. Komplike bir şeydir bu. Ama onu yapmaması demek birçok dalda muhtaç olmanız demek. Ama şu bir an anda, motoruyla beraber yapılacak. İşte bir anda Altay tanklarının herhalde ilk 40 adedi yabancı bir motorla yapılacak. Ama sonraki 250 adedi BMC firmasına verilmiş bu. %98'e çıktı zannedersem. Teknolojik cihazlar da yapılmalı. Evet. Mesela çok üst düzey milli istihbarata lazım olan teknolojik cihazları neden sürekli Japonya'dan, neden işte Almanya'dan? Yapmaya neden başladılar. Değil mi mesela? Aselsan, Havelsan bu konuda çok mesafe kaydetti. Çok önemli. Çünkü biz aldık bunları, hepsinin cezasını çektik. İşte 57'de Adnan Menderes'in bütün hükümeti anlatmıştık burada. Kendisi de dahi 57'de dinlenmiş. Nasıl dinlenmiş? Yeşilköy'de dönemin 70'li yılların Fuat Doğusu, Milli İstihbarat Başkanı 71'de olacak ya meşhur darbede. O adam 57-59 arası Adnan Menderes'i dinlemiş. Kim dinletmiş buna? CIA'ya parayla satın almış. Ve bu adam da 11 yıl sonra ne oluyor? Bu ülkenin Milli İstihbaratı. Ya işte o zaman o teknoloji, hani teknoloji bizde olursa daha az. Belki hani çünkü adam onu dinlemek için aygıt yapıyor. Onların püf noktaları. Tabii bunlar da işin teknik kısmı. İlla ki kendi teknik üstünlüklerini bu tür sahalarda da kullanıyorlar. Şöyle yapalım hocam. Şimdi Balfour Deklarasyonu'nu konuşalım istiyorum ama yukarıda konuştuk. Ben başka bir yerden gireceğimi söyleyince o zaman olur demiştiniz. Öyle bir soru hazırladım ben. Bu Fulbright anlaşmasıyla ilgili. Oraya girelim çünkü yani böyle bir kültürel yer bir değişti. Yozlaşma tarzında da bir şey var ya. Hani Yeni Zelanda örneği de vermiştim ben. Nereye bağlayacağım bu kutu ama hani unutturuldu mu? Niye son dönemde biz bunu hatırlıyoruz la bağlamak istiyorum. Çünkü kültürel birçok şey de unutturuldu ya da işte bazı tarih kitaplarında da çok fazla yer almadığının başlangıcı mı aslında Fulbright'la? Onu mu konuşalım? Yani kültür ama... Çünkü en son işte Yeni Zelanda'da biliyorsunuz Cuma namazında o terör olayını silahtaki gördük. Mesajlar. O silahın üzerindeki yazılar, bizim o eski işte Türk komutanlar, kazanılan o başarı, işte zaferler, savaşlar hepsinin isimleri var. Hani inanılmaz bir kin var. O kini hala tutuyorlar. Hala o işte İstanbul'u alacaklarından, o kendilerine göre işte Konstantinopolis tarzında. Hristiyan Türk dünyasını, Hristiyan sahalarını oraya düşman hale mi getiriyorlar? Ama işte bizde yeni kuşak, şu anki gençler... Yol projesi var ya Çin'le işte Londra kuşak arasında. Kuşak dediğiniz yeni gençler ve bunu hani şu an birçok hani tarih kitaplarında ya da işte oradaki yazılan isimleri bile şu an birçok genç bilmiyor ne olduğunu. Komutanlarımızı da yapılan o kazanılan zaferleri de bilmiyor. Onu konuşalım biraz. Konuşalım. Fulbright'tan başlayalım. Başlayalım hocam. Şimdi Fulbright... Öyle bağlayayım istedim. İyi mi oldu bilmiyorum. Güzel oldu. Güzel. Yozlaşmanın... Tabii İsmet İnönü döneminde 1949 yılında biz ticaret kültür anlaşmaları. Bunlar aslında 1925'te de yapıyoruz. Yani 10 yılda bir yapıyoruz. Bazen değişiyor falan. Bu anlaşmanın enteresan bir tarafı var. Fulbright diye bir anlaşma. Ve hala Türkiye'deki şu anda siyasetçiler içerisinde de var. 1950'li Kasım Gülekler falan. Ona benzer isimler. Birçok isimler Fulbright bursuyla doktora yapıyor, yüksek lisans yapıyorlar falan. Önemli yerlere yetiştiren adamlar da buradan çıkıyor falan. Şimdi 1946'da süreç başlıyor aslında. 1946'da başlaması enteresan. 1946'da Stalin Türkiye'de Kars Ardahan istiyor açıkça. 1945'te Potsdam'da da Boğazlar istiyor.
46'dan sonra biz biraz da yol ayrımına girmek zorunda kalıyoruz. Amerikancı oluyoruz ve 47 Truman Doktrini yayınlanıyor. İsmet Ünlü'nün mi? Şey, mecbur da kalıyoruz. Biraz çünkü eski dost Sovyetler açıkça her şeyi istiyor. Eski hani Petro muhabbeti yapıyorlar. 48'den itibaren biz Marshall yardımı da alıyoruz ama bir şartla diyorlar. Diyorlar ki biz size yardım yapıyoruz. Biz ne istiyorsak ona para harcayacaksınız. Hatta o yüzden ileride Kıbrıs'ta kullandığımız için bile ne yaptık? Sorun yaşadık. Johnson mektubuyla. Ambargo yedik. Değil mi? Ambargo yedik falan. 49'da bu anlaşma resmi akit, Fulbright anlaşması. Kültür anlaşması bu. Fakat içinde eğitim var, kültürel faaliyetler, sanat faaliyetler ve komisyon da enteresan bir şekilde komisyonda üyeler de eşit şekilde yani benim ülkemin Amerika ile imzaladığı bir kültür anlaşmasında benim eğitimime yön verebilecek. Aslında onu konuşmuştuk bir saatten beri. Evet. Benim eğitime yön verecek, benim kültürüme yön verecek, benim sanatıma yön verecek. Diyecek ki bu kitapları yaparken böyle yapın. Şunu böyle o yardım yapın. Yalnızca bir parasal ve ekonomik yardımın ötesine geçiyor. Geçiyor. Mesela bunun ilk adımını söyleyelim. Bak oradan aslında tam taşlar yerine oturacak. 1949'daki bu süreci hemen çok uzağa gitmeye gerek yok. 1992'de biz NATO'ya giriyoruz. NATO'ya girdikten sonra ilk iş şu. NATO'ya üye olan bütün ülkeler istihbarat paylaşımı yapmak zorunda. Ve biz istihbaratı NATO ülkeleriyle paylaşıyoruz. Yani Milli İstihbarat Teşkilatımızın bütün bilgileri. Bütün bilgileri en iyi böyle teknolojiyle hıfz edebilen, koruyabilen ülke kim? Amerika. NATO'nun da en önemli üst ülkesi. Dolayısıyla bütün özel bilgileri paylaşıyoruz. Hatta bu çok yazıldı da, ben de kitabımda yazmıştım Prangalı Demokrasi'de. Ankara'da Milli Seferberlik Tetkik Kurulu diye meşhur bir özel harp dairesi vardır. Duyum hepimiz biliyoruz. Özel harp dairesinin üst katı Amerikan Yardım Cemiyeti. Özel harp dairesi gibi çok özel bir şey. Üst katı Amerikan Yardım Cemiyeti. Amerikan Yardım Cemiyeti bütün bilgiler yani alt kat üst kat NATO çerçevesinde, yani NATO çerçevesinde olan oluşumlar bunlar. Ama işte ondan sonra da bir, Milli İstihbarat Teşkilatı kimin kontrolünde oldu yıllarca bu ülkede? Genelkurmay Başkanlığı, yani askeriyenin. MİT askeriyenin kontrolünde. Özel harp dairesi askeriyenin kontrolünde. O kontrol mekanizması NATO'yla bir şeyler paylaşıyor. Bakın bir istihbarat noktasında bir şeyler kaybettik. Hani en azından. Aynı şekilde eğitimle ilgili de, kültürle ilgili yapılacak çalışmalarda da bundan sonraki süreçte Avrupa'la işbirliği hareket yapacağız. Ama bakıyoruz ki o enteresan bir şey var. Teknolojiyi biz çok iyi kullanmaya çalışıyoruz. Ama İngiltere'ye gidiyoruz. Adam kara tahtada eğitim yapıyor mesela. 2019'da. Yani bize diyorlar dünyanın en önemli şeyi teknolojiyle eğitim yapıyor. Süper. Ama dünyanın süper gücü olan İngiltere ki hala ben süper güçlerden birisi olarak kabul ediyorum. İngiltere neden kara tahtada eğitim yapıyor 2019'da? Çok merak ediyorum. Değil mi? Hani bize böyle öneriyor. Niye İngiltere kendi yapmıyor? Yani çocuklara niye o hani bilgisayarla eğitimi teşvik etmiyor? Bize bu şekilde yapılıyor. Mesela sınav sistemi. Yani bizde 50 yıldan beri sınav var. Yani sınav gerekli zaten tartışmıyoruz ama hani sınavı yaparsınız yine farklı metotları vardır. Dediğiniz gibi sınava endeksli bir sistemde çocuk bir, tarihi zaten öğrendiği yok. Tarihi, sosyolojiyi, felsefeyi falan öğrenmiyor. Sınav için ezber. Böyle bir sistem ezber yapıyor. Bir de 52'de onu hemen unuttuk. Hani Kutülü Amare'yi de bağlayalım. 1952'ye kadar Kutülü Amare kutlanıyor. Çok enteresan da bir şey söyleyelim. Yurt dışındaki elçiliklerde de kutlanıyor. Avusturya'da, mesela Türklerin yoğun olduğu yerde. Yabancılar da ilgi gösteriyor buna. Çünkü Kutülü Amare'deki 13 bin kişiyi esir alıyoruz bu şeyde. Tavşıntı, General Tavşıntı esir muamelesi yapmıyoruz zaten daha. Evet. Adam teslim olmak için 4-7 maddelik ateşkes yapıyor. Enver Paşa'da. Hatta burada nerede? Bursa'da mı? Tabii. Tutuluyor. Büyükada'da kalıyor. 3 yıl. 2 yıl ev hapsinde ve hatta Mondros Ateşkes Anlaşması'nda ara buluculuk yapıyor. Evet. Böyle bir adam.
Kütülhamare 1992'de resmi olarak kutlanıyor Genelkurmay Başkanı. Okullarda, her tarafta. 52'de kaldırılıyor. 52'de bunun NATO müttefiki olan İngiltere... NATO'ya girme sürecinde. Aynen. NATO'ya girince Kütülhamare'yi de kaldırıyor. İngiltere tabii. diyor ki biz... Hani o bizim için kötü bir savaştı. Tabii. Yani bu böyle bir bayram olmaz. NATO ülkesiyiz birlikte falan. Bunu kaldırttırıyorlar bize. O günden beri kutlamıyoruz. Şey mi? Son. Yani kutlanmasını çok mı önemli. İstemiyorlar? Tabii. Yani Kütülhamare. Ya çünkü bu maziyi hatırlamaktır tamam, o anlamda gençlere. Hani bunu bir şey olarak. Hani... 2005 miydi? 2007 miydi? Çanakkale zaferi yine kutlanıyor. 2000 bilmiyorum. 2008 miydi? Tam hatırlamıyorum ama. Şöyle bir manzara çıktı ortaya. Belki kaynaklara bakarsak buluruz. İngiltere şehzadesi öyle diyelim. Biz padişahlıktan gelen toplumuz ya. Kraliçenin oğlu neydi? Charles mıydı? Charles. Charles. Yok yok. William Charles mıydı? Ha, şey. Büyük tamam, oğlu. Yani William şu anda Charles. Nereden baksanız 70 yaşında var. Charles Çanakkale kutlamalarına geldi. Evet evet hatırlıyorum. Hatırladınız Çanakkale'de ki evet. kutlamalara geldi oturdu. Tabii ki onu da söyleyelim. İşte cemaat yapılanmasının Kraliçe da. Kraliçe de bu ara 100 küsur oldu herhalde değil mi? Cemaat, 100, 90, cemaat paralel yapılanmasının da hükümette bugün artık öyle anlıyoruz. Buram buram olduğu bir dönem. İlgimi çekti. Biraz da tarih biliyoruz ya. Anzaklar olarak, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar hep gündemde. Beyefendi oturuyor orada, İngiltere. Ne diyelim ona? Şehzadesi. Kral adayı. Orada oturuyor. Orada oturuyor diye kimse zamanın Büyük Britanya İmparatorluğu ya da bizim ifademizle İngiltere'nin yapmış olduğu stratejik şunlardan dolayı İşte onun dominyonları, onun işte bir sömürgeleri, müstemlekeleri işte bu bölgeye getirildi demiyor. Öldüler. Bak çok önemli bu. Hiç leke bir yani... Centilmenlik savaşından bahsediyor sadece. Şehzade orada oturuyor diye Çanakkale kutlamalarımızda böyle ifadeler kullanılmadı. Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar. Bakın işte bunlar yanlış. İşte Kütülhamare niçin kutlanmadı? Çanakkale'yi de böyle kutlarsanız... Toplum Çanakkale'yi İngilizlerin bir günahı yok noktasına getirecek bir süre sonra. Ne zaman başladı süreç? Birkaç yıllık bir süreç değil mi? Kütülhamare yani 4 sene 5 sene. 5 sene önce. Bir de şeyi de söyleyelim. Ne tetikledi onu? Herhalde yine şimdi siz, Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısı var. Yani ona, bir sözden dolayı. Teşekkür etmek istiyoruz o noktada. Hı. Ama şimdi şöyle bir şeyler var. Hala bakın yani benim de hani çocuğum var, sınava hazırlanacak ileride. Hepimizin bir yöntemle geçtiği yollar. Evet, sınava hazırlanalım ama Türkiye'deki insanlar şu hale dönüştürüldü. Matematik biliyor mu, Türkçe biliyor mu, bitti. Veya fizik biliyor mu, işte bu sefer siz okullarda tarih, coğrafya, sosyal mantık üzerindeki hani felsefe yapabilecek insanların ilerleyen dönemlerde açık oturum seyredebilecek bir alt yapı siyaset veya tarih bilgisini öğrenmesini lise döneminden bir noktada engellemiş oluyorsunuz. Yani ne gerek var çalışayım ben zaten sınavda çıkmıyor muhabbeti üzerinden. İnsanlar diziyle tarih öğrenmeye başladı bu ülkede. Demek ki bir ihtiyaç varmış. Ama sen lise çağlarındaki çocuk hiçbir şey bilmiyor. İşte anlatılmıyor mu? Anlatılıyor ama çocuğun ilgi alanına girmiyor. Niye? Çünkü diyor ki ben buna çalışacağım ama 5 tane biyoloji yaparım diyor. Bak, pragmatik ona bakıyor. Ona katılıyorum hocam. Pragmatik bakıyor. Önce... Dolayısıyla siz bu çocuğa nesildeki bugün anlattığımız o fotoğraftaki adamın kahramanlığını anlatamazsınız. Evet. Anlatırken evet anlatıyorsunuz ama bir noktaya kadar anlatabiliyorsunuz. Oradan sonra çocuk diyor ki ilgisini ya ben, çekmiyor. Evet buna çalışsam daha iyi olur çünkü puan geliyor. Bu gelmiyor. Ama hocam bu şekilde bakıyor. Bunu bir değiştirmek lazım. Ciddi bilmesi gereken şeyleri de bilmiyor evet. insanlar. Biz bir anket yapmıştık. Geçen sene de hatta bilmiyorum programda da söylemiştim. Kimsin diye üzülerek söylüyorum. Bilmiyor insan. Bilmiyor. Şey var ve bu anket yapılan kişiler işte lise dönemi ve üniversite dönemi. Yani üniversite mezunu, üniversite okuyor ya da lise bitirmiş. O öğrenci
bilmesi gereken insan. Ya bilmesi derken herkesin aslında bilmesi genel gerekiyor ama. Genel kültürel bir şeyler bilinmesi lazım en azından. Rusya'nın başkenti. Yani şey yapmıyorlar zaten ilk etapta hani bir anket yapıyoruz tarzında gittiğimizde gelmiyorlar zaten. Ben istemiyorum diyorlar. Yani bir şey bilemem ya da işte ne bileyim hani şeyler var ya çok fazla sosyal medyada onu bir şekilde reklam edecek, dalga geçecek anlamında hani programlarda var. O şekilde zannediyorlar, gelmiyorlar. Yani çok zor şeyler değil sorular falan diye yanaşıyoruz. Arkadaşların sorduğu bir şey 8-10 tane soru var. Çok basit sorular. İşte biraz önce verdiğim örnek yani Rusya'nın başkenti bilmiyor. Çok bunun gibi o kadar ilginç sorular var ki. Mesela şey sormuştuk. İşleri bir bakanlıkla ilgili bir şeydi. Genel bir konuydu yani. Genel bir konu cevap bir şey. Olarak hani bir bakanlığa bağlı eski diye cevap verdi bir tanesi. Eski mi? Şimdi soruyu da hatırlayamadım ama ya çok ilginç şeyler. Şimdi teknolojinin bu kadar mükemmel olduğu, insanların bilgiyi çok rahat elde edebileceği bir süreç var. Ama okumayı sevmeyen bir nesil var. Ya en okumayı sevmiyor. Şimdi devlet yönetimi burada önemli. Burada yönetim tepesi. Önemli. İşte birkaç tane tepe var. Evet. Yoros var. Çamlıca Dersiz var. Yedi tepede de bir tanesi. Evet. Yani çok vahim. Yani. Devlet yönetimi, üzülüyor otorite mi? Çok önemli değil mi? Toplumun yönlendirilmesinde, yetişmesinde. Devlet teşkilatlarının kitap kimlerden oluştuğu çok önemli. Çünkü oradan başlıyor yukarıya doğru. Çünkü toplum bir sistemle, bir otoriteyle yönetiliyor. Toplum kendi kendini yönetmiyor. Teşkilatlarda görev alan memurların hepsinin bunların doğru, dürüst, milli insanlar olması lazım. Olmadığı takdirde Kutlamare'yi de kutlamazlar. Çanakkale zaferlerini öyle bir kutlarlar ki siz esas düşmanı atlar zahiri olan sebeplere. Onu da yanlış biliyoruz hocam. Yani Çanakkale 18 Mart'ı başka bir şey 24 o kara savaşları başka bir şey kara Mustafa Kemal Atatürk nerede onu bilmiyoruz. Işte ya, bunlar bu işin uzmanı onu, diyorum. Onu üzülerek söylüyorum. Yani bu kadar onu da yanlış biliyoruz. Çanakkale savaşları tam bir yıl sürüyor. Ama biz Çanakkale'nin sadece bir aylık bölümündeki süreci anlatıyoruz. Deniz orada savaşı. Orada da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin ünlü komutanı Cevat Çobanlı'yı hiç anlatmıyoruz. Cevat Çobanlı diye bir isim var mı? Hiç kimse bilmiyor. Bizim milletim kitaplarında var mı? Mustafa yok. Kemal Paşa'dan önceki komutan mı? Evet. Deniz zaten. Çanakkale Savaşları iki ayakta. Çanakkale Savaşları iki bölümde. Mustafa Kemal Atatürk'ün Deniz Savaşı'nın alakası yok. Cephelerine Mustafa Kemal'den önce görevlendirilen kimdi? Limon Vansandes var. Yok. Birisi daha var. O görevden alınıyor. Sonra Mustafa Kemal atanınca Mustafa Kemal hocam, bir takım. Ahmet Hocam bahsetti şimdi o değil. Deniz 18 Mart'tan bahsetti. Onur Setmay'ın evet. olan 18 Mart. Evet. 18 Mart 1900. Orada Mustafa Kemal Atatürk tabii. yok. Yok tamam. Karada 18 Mart var. Karada 24 var. Nisan'dan sonra. Bizim ülkemizde şu anda resmi Denizli olarak kutladığımız okullarda kutlanılan 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'dir. Evet. Ama Çanakkale Deniz Zaferi kutlamalarında enteresan ve hala yok. Bakın ne okullar ne resmi dairelerde. Cevat Çobanlı ismi yok. Ya Deniz Zaferi'nde deniz komutanı Cevat Çobanlı Paşa. İleride de Genelkurmay Başkanı olacak. Kara Savaşları 18 Mart'tan sonra başlıyor Çanakkale. O anlatılan doğru, sigara doğru. paketlerinin fırlatıldığı doğru, işte doğru. Evet. Veya ekmek dağıtıldığı vesaire işte Matarayla su. O bu sağ taraftaki yani Kara Savaşları'nın olduğu çok önemli. O bile karıştırılmış. O bile karıştırılmış. Yani biz Cevat Çobanlı diye çok önemli bir kahraman. Hocam Balfour Deklarasyonu'na 1-2 dakikada böyle aslında girip konuşalım özetliyorum. İstiyorum ama süremiz bitiyor. Nasıl yapalım? Özetleyebiliriz. Tamam olur. Ondan sonra da kapatacağız. Tamam. Buyurun. Balfour Deklarasyonu şu. Lord Balfour var. Onun da fotoğrafı vardı. Onu da alabiliriz. Balfour Deklarasyonu. Hı-hı. Evet. James Balfour. Evet. Şimdi 1916 yılında gizli bir anlaşma vardı. Adı Sykes Picot. Sykes İngiliz elçisi. Picot'a Fransız elçisi. Bu adamlar gizli olarak görüşme yaparlar ki gizli görüşmenin amaçları belli Osmanlı'yı paylaşmak. Osmanlı'yı paylaşmak için yapılan Sykes-Picot Anlaşması'nda iki madde vardır. Bir, Orta Doğu paylaşılacak, paylaşıldı.
ki 1920'den itibaren bir manda kuruldu Orta Doğu'ya. İşte Kudüs, Irak toprakları, Filistin toprakları, Ürdün toprakları, İngiliz, Mısır, İngiliz mandası, Suriye, Lübnan, Cezayir, burası da Fransız mandası. İkinci madde son derece önemli. Balfour onunla alakalı zaten. Kudüs uluslararası statüde olacak. Bakın Kudüs ile Musul'u Abdülhamit has arazisi yapmış. Beytülmal. Hah, Beytülmal. Değil mi? Musul kentlik. Beytülmal, Beytülmal has arazisi ve bunları ihaleye açamıyor. Bunları hiç kimseye veremezsiniz. Uluslararası statü yapınca Kudüs meselesi bir anda uluslararası statüye dönünce bu planla yapılıyor. 1916'da bu cümle kullanılıyor. Sadece aradan bir yıl sonra Dünya Siyonistleri Balfour'a, İngiltere Dışişleri Bakanı'na mektup yazarlar. Hani bize Filistin konusunda ne yapın? Destek verin. Balfour da mektupla cevap verdi yine. Tabii dünya kamuoyuna bu duyurulur. Mektuptaki tek cümle aslında bizim... O mektup var. İnternette de dolaşıyor. Evet. Kendi imzasıyla. Bu mektuptaki cümle önemli zaten. Ve dünyanın bundan sonra 30-40 hatta günümüze kadar bütün dünya Orta Doğu'yu şekillendirecek cümle. İleride Filistin'de bir İsrail devleti kurulabilir. Hepimiz biliyoruz ki diplomasi de kurulabilir. İngiltere bu kapıyı açıyor. Bu kurulabilir evet. Kelimelerek demek ki kurulacak. Şimdi niye kurmuyorlar hocam? Çünkü nüfus yok. O nüfusu da sağdan soldan getirmek lazım ki Adolf Hitler bile bu işin içinde var. Değil mi? Adolf Hitler'in, meşhur o olay mı? O Yahudilerin de birçoğu nereye kaçmış olacak bazı Yahudilerin? Orada da bir mantık hani mağdur gösterecek. Bunlara da bir toprak tabii, verelim, ülke kuralım artık. Kıyım oldu yani değil kıyım mi? Oldu. Baktığınız zaman sanki şey bir sebepmiş gibi görünüyor ama tabii. Olabilir. Büyük hedeflerde nasıl 11 Eylül'de binayı yıktılar? Yıkarlar yani evet, o bina ne ki? O nüfusun hocam bir yöntemle Kudüs'e gitmesi lazım. Gittiler ve 1948 yılında nüfus da olgunlaştı ve böylece Birleşmiş Milletler kararıyla Balfour Deklarasyonu'nun başlangıcıyla İsrail kuruldu. Almanya'da katledilen Museviler de bu tarafa şeyler safaratlar falan değil. Yok. Eşkenazi. Eşkenazler. Evet, Eşkenazi. Eşkenazler de Hazar Yahudilerin batıya göç edenleri diye tespit edilmiş. Doğru. Ha, Karaylar da var. Karaylar Eşkenaz. Ayrı. Bir de ayrıyeten Eşkenazlar var. Yani Karaylar daha bugün hala daha canlı olanlar. Hı-hı. Bir de kaybetmiş artık. Mesela Karaylar da hala Türklüğünü şey yapan, günlük hayatta yaşayan şeyleri var, işaretleri var. Ama Eşkenazlar Türklüğünü kaybetmiş. Artık Türkçe falan konuşmuyor. Hazar evet. Yahudileri Avrupalaşmış, İbranileşmiş. Bunlar yok ediliyor. Doğru mu bu? Doğru. Tabii. Sefaratlar, evet, bu sefaratlar bir strateji. Değil. Onlar sefaratlar gerçek Yahudi. Sefaratlar Bayezid döneminde bizim ülkemize gelip Selanik'e. Bir kısmı tabii. Bir kısmı İsrail'de İstanbul'a olanlar. Yakınlarlar. Evet. Doğru. Yani sorular kaldı ama programın sonuna geldik. Araştırmacı yazar Ahmet Yaşar Akkaya. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Yorduk sizi. Estağfurullah. Yani yine bir sürü soru kaldı ama tadımlık mı oldu en azından? Ne mutlu. Biraz da olsa böyle bir şeyler anlatılmış oldu. Hazır Kutulamari haftası, gerçi geçen haftaydı ama üzerine de konuşmuş olduk, hatırlatmış olduk biraz da. Tarihçi yazar Mehmet Ali Taner hocamız. Hocam ağzınıza sağlık. Biz ne zaman tekrar ederiz. Toplanıyoruz? Siz ne zaman söylerseniz. Yine böyle aynı. Aynen. Güzeldi. Beraber olalım. Hayırlısı olsun. Bir şey. Yani bir farklı konu. Her zaman her konuyu aynen, açız. Faydalı olduysa ne mutlu bize. Sağ olun hocam, ne demek. Evet sevgili seyirciler, programın sonuna geldik. Haftaya başka konu ve yine konuklarımla inşallah burada olacağız. Görüşmek üzere, iyi geceler.